Günaydınlar, mutlu sabahlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. 19 Ekim Perşembe gündemiyle karşınızdayız. Sabah haberi hepiniz hoş geldiniz diyelim. Peki bizleri nerelerden takip edebilirsiniz? 100.1, 102, 90.6, 89.6 radyo frekanslarımızdan ayrıca Facebook, YouTube ve Smart TV uygulamalarından da bizleri takip edebilmeniz mümkün olacak diyelim. O halde günün gündemiyle sabah haber başlıyor. ...19 Ekim Perşembe gündemini aktarıyoruz. Bugün sabah saatler 9.30'u gösterdiğinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz Vizyonu Ekonomik ve Siyasi Yansımalar konulu kongre yapılacak. Saat 10.30'a baktığımızda Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman basın toplantısı düzenleyecek. Ve son olarak saat 14'te Meclis Başkanı Yardımcısı Fazilet Özdenefe Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi heyetini kabul edecek. Böylelikle gündemi aktardık. Ülkemiz gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Evet, ilk gazetemiz Vatan Gazetesi olacak. Ülkemiz gazetelerinden Vatan Gazetesi bugün manşetine İsrail-Filistin Savaşı'na ilişkin ayrıntılar paylaşırken yine ülkemizde Lefkoşa'da da İsrail'in kınandığına dair bir haber ve bir fotoğraf karesi paylaşıyor. Lefkoşa'da Kuğulu Park'ta sosyal medya aracılığıyla bir ekip toplanarak İsrail'i kınadı ve bunun fotoğraf karesini görüyoruz yine ön sayfadan. Aynı zamanda bazı hükümet yetkililerinin İsrail'i kınadığına dair mesajlar paylaşılıyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yönetim Kurulu'nun paylaşmış olduğu mesajlar da yine Vatan Gazetesi'nin ön sayfasından paylaşıldı. Aynı zamanda İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor başlığı altında da son bilanço paylaşılırken Amerika Birleşik Devletleri'nden Birleşmiş Milletler'de Gazze vetosu başlığıyla ayrıntılar aktarılmaya devam etti Vatan Gazetesi'nde. Sürmanşete baktığımız zamansa sürmanşette ise Taşyapı ve TNT Havalimanı İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı'nın yapmış olduğu açıklama paylaşılıyor. Yeni Erjan Havalimanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne büyük ivme katacak diyor Turanlı ve gazete bu haberi ön sayfasından paylaştı. Logo yanına baktığımız zamansa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Girne ilçesi muhtarlarıyla bir buluşma gerçekleştirdiğine dair bir haber var ve bu buluşmanın detayları da Vatan Gazetesi'nin ön sayfasından paylaşıldı. Yine Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın nüfus politikasının önemine değindiği bir açıklaması paylaşılıyor ön sayfada. Ve son olarak Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitler Birliği'nin bazı uyarıları paylaşıldı. Elektrikli skuterlara dair yapmış olduğu uyarılar Vatan Gazetesi'nin ön sayfasından aktarıldı. Ayrıntılarla devam ediyoruz. Öncelikle Lefkoşa'da yapılan protesto gösterisine ilişkin detaylarla sizlere aktarmaya başlıyoruz. Gazze'deki hastane saldırısının ardından bir grup vatandaş sosyal medya aracılığıyla Lefkoşa'da Kuğulu Park'ta toplanarak İsrail'i kınadı. Vatandaşların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Filistin bayrakları taşıdığı protesto gösterisinde kahrolsun İsrail sloganları atıldı, tekbir getirildi. Ayrıca İslam ordusu kurulması çağrısı da yapıldı. Basın açıklaması öncesinde Fetih Suresi de okundu. Okunan basın açıklamasında Filistin halkına uygulanan barbarlık ve insanlık dışı zulümleri protesto etmek ve İsrail'i kınamak için toplanıldığı da ifade edildi. Bu barbarlık karşısında sessiz kalmanın bu suça ortak olmak olduğu vurgulanan açıklamada dünyada İsrail hükümetini durdurmaya ve yaşanılan bu zalimliği kınayarak İsrail'e karşı caydırıcı tedbirler almaya davet edildiği paylaşılıyor. İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor başlığıyla son bilanço paylaşıldı ve son gelişmeler paylaşıldı demiştik. Gazze'de 471 kişinin ölümüne neden olan saldırının yankıları sürerken bölgeden bombardıman haberleri gelmeyi sürdürüyor. İsrail güçleri akşam saatlerinde bir camiyi hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Öte yandan İsrail bir kez daha Gazze'de bulunan sivilleri güneye girmeleri konusunda
uyardı diyor gazete. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara ara verme çağrısında bulunan karar tasarısını da veto ettiği ön sayfadan ayrıntılı bir şekilde paylaşıldı. Sürmanşet'le devam ediyoruz. Evet, sürmanşette Taşyapı TNT Havalimanı İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı'nın açıklamaları paylaşıldı demiştik. Yeni Erjan Havalimanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne büyük ivme katacak diyor Turanlı. Yeni Erjan Havalimanı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne büyük ivme katacağını söylerken Erjan Havalimanı'nın tamamen halkın öz malı olduğunu ifade eden Turanlı, Kıbrıs'ta yaşayan her Kıbrıslı'nın Erjan'da hakkı olduğunu da vurguladı. Logo yanına baktığımız zaman ise Cumhurbaşkanı Tatar'la Girne ilçesi muhtarlarının görüşmesinin detayları paylaşılıyor demiştik. Tatar, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Girne ilçesi muhtarları toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Girne'de yapılan toplantıda Merkez Kaymakamı Niyazi Öztürk, Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz yanı sıra Cumhurbaşkanlığında Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü Halit Bağman ve Başdanışman Aydın Akkurt ve Yerel Yönetimler Danışmanı Sinan Güneş de hazır bulunduğu paylaşıldı. Geçiyoruz Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın nüfus politikasına ilişkin yaptığı açıklamaya. Erhürman sadece nüfusu bilmenin yeterli olmadığını, önemli olanın nüfus politikası olduğunu belirtti. Erhürman, nüfus politikasının ortaya koyulması, sınırlama ve düzenleme getirilmesi gerektiğini kaydetti. Erhürman, yabancıların mal edinmesiyle ilgili hemen düzenleme getirilmelidir. Mal edinme biçimlerini de masaya yatırmamız gerekiyor açıklamasında bulundu. Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitler Birliği'nin açıklamasıyla devam edelim. Elektrikli skuter kullanımının arttığını kaydediyor ve güvenlik uyarılarında bulunuyor. Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamadaysa yalnızca üretici tarafından sağlanan şarj cihazının kullanılması ve elektrikli skuterin asla gözetimsiz şarjda bırakılmaması gerektiği de yine vurgulandı. Hava durumunu görüyoruz yine Vatan Gazetesi'nin ön sayfasından. Bugün ve yarın yağışlı olması beklendiği uyarısında da bulunuyor Vatan Gazetesi. Geçiyoruz Halkın Sesi Gazetesi'ne. Halkın Sesi Gazetesi bugün manşetinde bir tecavüz haberi paylaşıyor. Tecavüze ibretlik ceza verildiğini aktarıyor ve ülkedeki cinsel suçların arttığına değiniyor gazete. Ülkede cinsel suçların arttığı bir dönemde yargıdan ibretlik bir ceza geldi. Lefkoşa'da 15 yaşındaki küçük kız çocuğuna iki kez tecavüz eden 49 yaşındaki Rifat Karataç, 14 yıl hapse mahkum edildiği paylaşılıyor ve ayrıntılar aktarılıyor. İsrail-Filistin savaşına ilişkin gelişmeler aktarıldı yine. Bu vahşeti kim durduracak sorusunu iletiyor Halkın Sesi gazetesi okurlarına. Ve yine İsrail-Filistin savaşına ilişkin Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asım Akansoy'un da bazı açıklamaları aktarılmış. Halkın Sesi'nin ön sayfasından sürmanşete baktığımız zamansa bir bağış haberi görüyoruz. Işın Ramadan Cemil'den anlamlı bağış başlığı altında bu haberde Halkın Sesi gazetesinin ön sayfasındaki yerini alıyor. Ayrıntılarla devam ediyoruz. Sanık avukatının zorlama olmadı savunmasına karşı tepkisini gösteren yargıç, sanığın kendisinden 30 yaş küçük olan çocuğu korumak yerine böyle bir suç işlediğini ifade ederek 16 yaşından küçük çocuk cinsel deneyimi kavrayacak ve bunu yaşamaya karar verecek yetide değildir. Bu nedenle çocuğun rızası olup olmadığına bakılmaz diyerek ceza verildiğini paylaşıyor. 15 yaşındaki kız çocuğuna iki kez tecavüz eden 49 yaşındaki Rifat Karataç 14 yıl hapse mahkum edildiği paylaşıldı. İsrail-Filistin savaşına ilişkin gelişmelerde ise İsrail dün Gazze'ye yine hava saldırılarıyla vurdu. İsrail ordusu Gazze'de her gün binlerce Filistinlinin ekmek aldığı fırını bombaladı. Ardından bir camiyi ve mahalleleri hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli ise yaşamını yitirdi. Bir fotoğraf karesiyle bu haber paylaşıldı.
CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy'un açıklamalarıyla devam ediyoruz. İsrail-Filistin çatışmasına işaret ederek barışın önemini en çok savaşı yaşayanlar bilir cümlesinin anlam ve önemini içinde bulunduğumuz günlerde bir kez daha görmüş bulunmaktayız ifadelerini kullandı. Asım Akansoy'un açıklamalarının ayrıntılarını Halkın Sesi gazetesi iç sayfadan paylaşıyor. Ve bağış haberiyle devam ediyoruz. Ülkemizin başarılı iş kadınlarından Işın Ramadan Cemil, annesi Havva Ramadan Cemil'in 100. doğum günü dolayısıyla Demokrasi Ortaokulu'na bando ekipman takımı bağışında bulunduğu da paylaşılıyor Halkın Sesi'nin ön sayfasından. Ve bir diğer gazetemiz olan Yeni Bakış Gazetesi ile devam ediyoruz. Yeni Bakış Gazetesi de bugün manşetine İsrail-Filistin Savaşı'na ilişkin akademisyen yazar Mehmet Asgüler'in açıklamalarını, değerlendirmelerini paylaşıyor. Avrupa İsrail'den çekiniyor başlığıyla aktarılmış yine Mehmet Asgüler'in ifadeleri. Sürmanşete baktığımız zamansa İsrail Gazze'deki savaşa ilişkin ayrıntılar paylaşılıyor ve bu konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da yayınladığı kınama mesajı da aktarılmış oldu. Suç haberlerini görüyoruz kısa haber olarak aktarılan. O halde Yeni Bakış Gazetesi'ni irdelemeye başlıyoruz. Öncelikle akademisyen yazar Mehmet Asgüler'in açıklamalarıyla sizlere aktarmaya başlıyoruz. Mehmet Asgüler 1973 Arap-İsrail Savaşı'nda İsrail'in tutumuna yönelik özellikle Avrupa'nın kayıtsızlığını, benzerlik taşıdığını belirterek o dönemdeki krizin petrolle ilişkilendirildiğini, olayın üzerinden 50 yıl geçtiğini ancak hala Avrupa'nın İsrail'e karşı bir pozisyon almaktan çekindiğini söyledi. Asgüler burada Kıbrıslı Türkler Avrupa Birliği'nin ikiyüzlülüğünü görürken orada da Filistinliler Avrupa Birliği'nin ikiyüzlülüğünü görüyor dedi. Hamas'ın bir takım şiddet eylemleri kullanması ve İsrail'in ona karşı gelmesi sanki bir üzeri örtük uzlaşma, karşılıklı taktik ve birbirleriyle anlaşmış gibi bir portre çiziyor diyen Asgüler, Hamas gibi örgütlenmeler İsrail'in radikalizmine çanak tutuyor diye konuştu. Ve devam ediyor Asgüler, Filistin'in elde etmiş olduğu hakların ileriye gitmesiyle ilgili olarak bir adımın ortada olmadığına dikkat çekerek Rusya, Türkiye ve Çin'in bir takım adımları olsa da söz konusu bu tarz şiddet örgütlerinin ulusal kurtuluş savaşı ile alakası olmadığını, bu tür örgütlerin kendi halkına karşı tarafa verdiği zarardan daha çok zarar verdiğine de vurgu yapıyor. İsrail'in Filistin'e dönük bu yaklaşımı daha fazla büyür mü sorusuna karşılıksa Asgüler, bir yerde duracak ama nasıl duracağını kestirmek kolay değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı belli. Arap dünyasındaki ülkelerin ise her birinin kendine özgü bir Filistin sorunu var. Esas önemli olan bu işin ekonomik sonuçlarının ne olacağıdır şeklinde konuştu. Ve sürmanşetle devam ediyoruz. İsrail-Filistin savaşına ilişkin gelişmeler paylaşılıyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da açıklamaları paylaşılıyor. İsrail'in Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıya birçok ülke ve uluslararası kuruluştan kınama geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Gazze'de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz denildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da İsrail'in Gazze'deki hastaneye hedef alan saldırısına tepki göstererek İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarına endişeyle izliyorum. Bu saldırılar kabul edilemez. Hastaneye yapılan saldırıysa kınıyorum dedi. Gazze'deki hastane saldırısına tepki yağdı başlığıyla bu tepkiler de paylaşılmış oldu. Ve kısa haberlerle devam ediyoruz. 2.85 metre yükseklikten beton zemine düştü. Lefkoşa'da iş kazası olduğu aktarıldı. İç sayfadan paylaşılıyor. Yine Lefkoşa'da meydana gelen 16 yaşındaki küçük kız çocuğuna cinsel tecavüz, cinsel istismar suçlarından yargılanan 49 yaşındaki Rıfat Karataç hakkındaki dava dün karara bağlandı. Tecavüze 14 yıl başlığıyla bu haberde paylaşıldı.
Yine Yeni Bakış gazetesinin yazarının paylaşmış olduğu bir yazı var. İsrail-Filistin savaşına ilişkin paylaşılan bir yazı. Hemen sizlere aktaralım. Gücü elinde tutanlara hizmet etmeyen herkes ölecek mantığı hakim şu anda. Kısacası insan yaşamının büyük çıkarlar için herhangi bir değerinin olmadığı yıllardan geçiyoruz. Hamas'ın kime ve neye hizmet ettiği bilinmeyen saldırısı sonrasında Gazze'de bir kıyımın yaşanacağı aslında bilinen bir gerçekti. Nitekim beklendiği gibi kıyım da her an kendisini İsrail bombardımanıyla belli ediyor. Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırı sonrasında anında ortalığı ayağa kaldıranlar, dün İsrail'in bir hastaneyi vurması, masum insanları katletmesi sonrasında sessizliğe büründüğünü iddia ediyor Yeni Bakış gazetesinin yazarı. Yeni Bakış'ı tamamladık. Bir diğer gazetemiz olan Avrupa gazetesi ile devam ediyoruz. Avrupa gazetesi de bugün manşetine Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarına yer veriyor. İsrail-Filistin savaşına ilişkin yapmış olduğu bir açıklama paylaşıldı. Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz, sonra başkasını getirip oraya koyuyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır ifadesini kullandı Hakan Fidan ve Avrupa gazetesi bugün manşetinden bu başlığa, bu ifadeyi başlık olarak aktarıyor okurlarına. Ve yine İsrail-Filistin savaşına ilişkin bazı gelişmeler, bilançolar paylaşılırken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları aktarıldı. Yine ABD Başkanı Biden'ın da İsrail'e gittiği ve oradaki detaylar paylaşılıyor. Hemen Avrupa gazetesini irdelemeye başlıyoruz. Öncelikle Hakan Fidan'ın açıklamasını sizlere aktaralım. Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz, işgal etmekle kalmayıp evine el koyuyorsunuz, yıkıyorsunuz, dışarı atıyorsunuz, sonra bir başkasını getirip oraya koyuyorsunuz. Sonra buna da bir terim buluyorsunuz, yerleşimci diyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır vurgusunda bulundu Hakan Fidan. Ve devam ediyoruz ayrıntıları aktarmaya. Batılı şirketler İsrail'i eleştirenlere karşı cadı avı başlattı. Öğrencileri işe almamak için fişlediler diyor gazete. Türkiye Filistin'deki hastane saldırısı nedeniyle 3 günlük yas ilan etti. ABD Başkanı Biden İsrail'e gitti ve hastane saldırısını karşı tarafın yaptığına inanıyorum açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise hastaneyi vurmak İsrail'in en temel insani değerlerinden yoksun saldırılarının son örneğidir. İsrail'e giden Alman Başbakanı Scholz da siren sesleri üzerine sığınağa götürüldü ve İsrail'den zor çıktı diyor. Avrupa gazetesi de manşetinden bu haberi paylaşıyor. Avrupa'yı tamamladık ve bir diğer gazetemiz Kıbrıs gazetesi ile devam ediyoruz. Kıbrıs gazetesi bugün manşetine kalkınma planına ilişkin ayrıntılar paylaşıyor. Amaç yüksek refah seviyesine ulaşmak başlığını kullanarak Başbakan Ünal Üstel ve Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy'un açıklamaları paylaşılmış. Devlet Planlama Örgütü Koordinatörlüğü'nde hazırlanmasına başlanan 2024-2028 dönemi 5 yıllık kalkınma planı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yeni bir kalkınma sürecinin başlatılmasını hedefliyor. Amaç yüksek refah seviyesine ulaşmak başlığını kullanıyor. Yine müsteşar Durali Güçlüsoy'un ifadesini başlık olarak aktarıyor Kıbrıs gazetesi. Sürmanşete baktığımız zaman ise Başbakan Ünal Üstel'in açıklamalarını görüyoruz. Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin düzenlediği Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi'nde yapmış olduğu vurguyu görüyoruz sürmanşetten. Ve yine ön sayfasına yansıyan bir diğer haberde ise Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu rektörlük için Profesör Doktor Kılıç'ın adaylığını oy birliğiyle onayladı. Paylaşıldı ve yine bazı spot haberler görüyoruz, kısa haberler, hükümet yetkililerinin açıklamaları, yine Kıpte'nin açıklaması paylaşılıyor ve yine tüm gazetelerde olduğu gibi İsrail-Filistin savaşına ilişkin son gelişmelerde İsrail ekonomiyi de vurdu başlığıyla aktarıyor. Son gelişmeleri ayrıntılarla sizlere aktarmaya başlıyoruz. Öncelikle kalkınma planına ilişkin ayrıntıları sizlerle paylaşalım. 4 ayrı başlıkta aktarılıyor bu haber. Farklı 22 uzman imza koyuyor. Çalışma 2035 vizyonuyla yapılıyor. Etkin katılımcılık ön planda, ekonomik gelişimin artırılmasına yoğunlaşıldığı alt başlıklarıyla kalkınma planı aktarıldı.
Planlı büyümeyi hedefleyen hükümet devletin 4. 5 yıllık kalkınma planını hazırlayabilmek için Devlet Planlama Örgütü koordinatörlüğünde farklı 12 özel ihtisas komisyonları kurup burada görev yapan konularında uzman farklı 22 isimle önemli bir çalışma başlattı. Planla hedeflere ulaşılmasının önündeki sorunlar belirlenecek. Her komitenin çalışma alanındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki dinamikler ve dünyadaki eğilimlerin muhtemel yansımaları ele alınacak ve ortaya çıkan veriler çerçevesinde 2035 vizyonunu içerecek uzun vadeli hedefler belirlenecek. Başbakan Ünal Üstel'in açıklamalarıyla devam edelim. 4. ve 5 yıllık kalkınma planının hazırlanmasında ilgili bütün kesimlerin doğrudan ve etkin katılımın gerçekleştirilmesi, planda yer alacak hedef ve politikaların daha sağlıklı, daha benimsenebilir ve daha uygulanabilir olmasını sağlayacağına dikkat çekiyor. Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy'un açıklamasındaysa, hazırlık aşamasında planla hedefin ülkenin yüksek refah seviyesine ulaşması yolunda devletin öncülüğü ve yönlendiriciliğinde ekonomik gelişmeyi artırıcı unsurların oluşturulması üzerine yoğunlaştıklarını ifade ediyor. Ve sürmanşetle devam ediyoruz. Sürmanşete baktığımız zaman Başbakan Ünal Üstel'in açıklaması paylaşıldı demiştik. Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi'nde bazı konuşmalar gerçekleştirdi. Enterkonnekte sisteme geçişle yenilenebilir enerjiyi daha fazla kullanabileceğiz açıklamasında bulundu ve açıklamanın konuşmasının tüm ayrıntıları iç sayfadan paylaşıldı. Ve bir diğer haberle devam ediyoruz. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde seçim var başlığıyla aktarıldı bu haber. Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu rektörlük için Profesör Doktor Kılıç'ın adaylığını oy birliğiyle onayladı. Güven oyu için yarın yapılacak seçim öncesinde Kılıç, bugün düzenlenecek panelde vizyonunu açıklayacağı da paylaşıldı. Logo yanına baktığımız zamansa eski müzakerecilerinden Ertuğ'un yapmış olduğu açıklamalar var. Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'a temsilci ataması konusunda bazı değerlendirmelerde bulundu ve bu değerlendirmeler iç sayfadan paylaşılıyor. Görev süresi ve yetkisi sınırlı olmalıdır vurgusu yaptı eski müzakereci. Ve kısa haberlerle devam edelim. Öncelikle CTP Genel Başkanı Erhürman'ın bir diğer gazetede de sizlere aktarmış olduğumuz nüfus politikasına ilişkin yaptığı açıklamayı başlık olarak aktarıyorum sayfasından. Önemli olan nüfus politikası vurgusu yaptı. Erhürman ayrıntılar iç sayfadan paylaşıldı. Siprovex Genel Müdürü Retif'in açıklamaları var. Türkiye'den gelen su fark yarattı diyor. Kıpte'nin MİK aracılığıyla dün sabah iki jeneratör alımı için çıktığı ihaleye teklif alan olmayınca ihale iptal oldu. Kıptek Yönetim Kurulu Başkanı Paşa ise bazı açıklamalarda bulundu. 10 gün içinde tekrar ihaleye çıkılacağını aktarıyor gazete. Kıptek Yönetim Kurulu Hüseyin Paşa'nın açıklamaları da bu şekilde paylaşıldı. Ve bir diğer haberle devam edelim. Tecavüz haberini aktarmıştık diğer iki gazetemizde de. Lefkoşa'da 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden 45 yaşındaki sanık Rifat Karataç suçlu bulundu ve 14 yıl hapis cezasını aldığı paylaşıldı. Ve geçiyoruz İsrail-Filistin savaşına ilişkin paylaşılan habere. Küresel piyasalarda Gazze'de bir hastaneye düzenlenen saldırının ardından düşen risk iştahına paralel güvenli liman, kıymetli metallere yardımcı ilgisi arttı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti serbest piyasalarında döviz fiyatlarında artışlar kayda geçti diyor. ABD Birleşmiş Milletler'in ateşkes kararını reddettiği paylaşılıyor ve İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3478'e yükseldiğini aktararak bilançoyu da ön sayfasından paylaşıyor Kıbrıs Gazetesi. Kıbrıs Gazetesi'ni tamamladık. Yeni Düzen Gazetesi ile devam ediyoruz. Yeni Düzen Gazetesi bugün manşetine Kıptek'teki 6,7 milyon dolarlık yolsuzluk iddiası rafta, bu nasıl soruşturma diye soruyor. Bir eleştiri de bulunuyor. Ve yine eski maliye bakanlarından Sunat Atun'un da açıklamaları ön sayfasındaki yerini alıyor. Sürmanşete baktığımız zamansa ilk yardım bilgisi sayesinde Kıbrıs'ın güneyinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında kalp krizi geçiren 46 yaşındaki bir kişiyi hayata döndüren Kıbrıslı Türk Şaziye Azimkar'ın açıklamaları paylaşılıyor. Röportaj yaptılar, bir özel haber paylaşıldı ve
ayrıntılı bir şekilde aktaracağız şimdi sizlere. Öncelikle Sunat Atun'un açıklamalarıyla başlıyoruz. Bana ulaşan yok açıklamasında bulunuyor Sunat Atun. Yolsuzluk iddialarının yaşandığı Kasım 2021, Eylül 2022 tarihleri arasında Kıptek'ten sorumlu Maliye Bakanı olarak görev yapan Sunat Atun bazı açıklamalarda bulundu. Polisin herhangi bir konuda kendisine ulaşmadığını aktardı. Sunat Atun'un yapmış olduğu açıklamalar iç sayfadan ayrıntılı bir şekilde paylaşıldı. Bakalım konu neymiş? Polis soruşturma sürüyor dedi. Dönemin Kıptek'ten sorumlu bakanı Sunat Atun bana ulaşan olmadı bilgisini verdi. Hükümet ise bu konuda sessizliğini koruyor diyor gazete. UBP, YDP, DP hükümeti sahte reçete yolsuzluğu konusundaki kararlılığını yaklaşık bir yıl önce polise yansıyan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndaki 6,7 milyon dolarlık yolsuzlukla ilgili göstermiyor. Sayıştay Başkanlığı tarafından Aralık 2022'de hazırlanan ve 17 Ocak tarihinde soruşturma başlatılması adına Başsavcılık tarafından Polis Genel Müdürlüğü'ne sevk edilen yolsuzluk raporu konusunda aradan bir yıl geçmesine karşın herhangi bir adım atılmadığı paylaşıldı. Polis 17 Ocak tarihinde başlatılan soruşturmanın devam ettiğini açıkladı ancak detay vermediği paylaşıldı. Ve sürmanşette az önce aktarmış olduğumuz bir haber paylaşılıyor. Onu hayata döndürdüğüm için çok mutluyum ifadesini kullanıyor Şaziye Azimkar. Ve ilk yardım bilgisi sayesinde Kıbrıs'ın kuzeyinde, güneyinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında kalp krizi geçiren 46 yaşındaki bir kişiyi hayata döndürmeyi başardı. Ve bu konuya ilişkin bir röportaj gerçekleştiriyor Yeni Düzen gazetesi. Ve Şaziye Azimkar'ın ifadesini de Yeni Düzen gazetesinin sürmanşetinden başlık olarak kısa haber olarak aktarıyor. İnsan insandır, can da candır. Hepimiz biriz. O yüzden böyle bir aileye yardımcı olabildiğim için de çok mutluyum ifadelerini kullandı. Yine soğukkanlı olmam gerekiyordu çünkü ailesi de oradaydı. Özellikle kızını görünce çok etkilendim. Açıklamasında bulunduğu röportajın tüm detayları Yeni Düzen gazetesinin iç sayfasından paylaşıldı. Yeni Düzen gazetesini de tamamladık ve Diyalog gazetesiyle devam ediyoruz. Diyalog gazetesi bugün manşetine Güney Kıbrıs ve Güney Kıbrıs'a gelen yolcu sayılarına ilişkin bazı oranlar paylaşıyor. Yetişmek için uzun yol var başlığıyla aktarıldı bu haber. Güney Kıbrıs'ı 9 ayda ziyaret eden turist sayısının 3 milyon 136 bin olduğu, kuzeye gelen yolcu sayısının ise 1 milyon 120 bin olduğu paylaşıldı ve iki ayrı alt başlıkta ayrıntılar aktarılıyor. Sadece Eylül'de 487 bin ziyaretçi, ilk sırada İngiliz turistler olduğu paylaşıldı. Yine ön sayfasına baktığımız zaman alışveriş merkezinde yine Kıbrıs Rum'un ilk yardım yapıp hayatını kurtaran Şaziye Azimkar'ın anlattıkları paylaşılıyor kısa bir haber olarak. İç sayfadan ayrıntılar aktarılıyor ve suç haberleri de kısa haberler olarak ön sayfadaki yerini alıyor. Ayrıntılarla devam ediyoruz. Evet, öncelikle oranlarla başlayalım. Ülkemize gelen turist sayısındaki oranlara ilişkin paylaşılan bilgilerle başlayalım sizlere aktarmaya. Rum Turizm Örgütü bu yılın ilk 9 ayında Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden yabancı turist sayısının 3 milyon 136 bine ulaştığını açıkladı. Sadece Eylül ayındaki ziyaretçi sayısının 487 bin olduğunu belirten örgüt, bunun bir önceki yılın aynı ayına göre %17,9 artış anlamına geldiğini vurguladı. Kuzey Kıbrıs'a yılın ilk 8 ayında gelen yolcu sayısı ise 1 milyon 120 bin olarak kayıtlara geçti. Bunların yüzde kaçının turist olduğuysa bilinmiyor. Güney Kıbrıs'ı Eylül ayında ziyaret eden turist sayısının son 3 yılın en yüksek rakamına ulaştığını belirten Rum Turizm Örgütü, ilk sırayı İngiliz turistlerin aldığına dikkat çekti. Buna göre Eylül ayında güneye giden İngiliz turist sayısı 165.869 oldu. Bu rakam toplam turist sayısının %34'ünü oluşturuyor ve açıklamada 2022 yılın Eylül ayında ziyaretçi sayısının 413.382 olduğu, bu yılın aynı ayında rakamın 487.350'ye yükselmesinin önemli bir gelişme olduğu da yine ön sayfasından paylaşıldı.
Alışveriş merkezinde kalp krizi geçiren Kıbrıs Rum'a ilk yardım müdahalesi yaparak hayat veren Kıbrıslı Türk Şaziye Azimkar'a tebrik mesajı yağdı ve hayat kurtardı diyor ve bu olay iç sayfadan ayrıntılı bir şekilde paylaşıldı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını görüyoruz. İsrail-Filistin savaşına ilişkin yapmış olduğu açıklama soykırım seviyesinde başlığıyla aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 500 kişinin ölümüyle sonuçlanan Gazze'deki hastaneye yönelik saldırı üzerine 3 günlük ulusal yas ilan ettiği paylaşıldı. Süpermarketten çatal bıçak seti, yaşlanma karşıtı gece serumu, spatula gibi ürünler çalan Rose Bey, Erdoğan'dan çıkış yaparken tutuklandı, kendi başını yaktı diyor gazete. Güneyden kokain getiren Dedeoğlu'yla suç ortağı Güder, teminatla serbest kaldı. Betül cezaevine gönderildi. 2 ay içinde yargılanacakları paylaşıldı. Kendisine ait 2 aracın plakasındaki benzerliği kullanarak tek sigorta poliçesi çıkaran Rum taksici Georgios, cezaevine gönderildi. 200 bin liralık teminatı ödeyemediği paylaşıldı. Yeğenlerinin arkadaşı olan 15 yaşındaki kıza tecavüzden yargılanan 49 yaşındaki Rıfat Karataç'a 14 yıl hapislik cezası verildi. Suçunun ağır olduğu paylaşılıyor. Diyalog gazetesinin ön sayfasına yansıyan kısa haberlerdi. Ve son gazetemizle devam edelim. Güneş gazetesi son gazetemiz olacak. Yine Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi'nde konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel'in açıklamaları ayrıntılı bir şekilde paylaşılıyor. Yeşil enerjiye geçeceğiz başlığıyla Üstel'in açıklamaları aktarıldı. Başbakan Ünal Üstel, Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin düzenlediği Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi'nde konuştu. 2023 yılında meclisten oy birliğiyle geçirdiğimiz Paris Sözleşmesi'nin gereklerinin yerine getirilmesi için tüm siyasal partilerle gerekli istişareleri yapacağız açıklamasında bulunuyor. Hep birlikte harekete geçmeliyiz. Ülkemiz adına ilk önemli adım alt başlıklarıyla Üstel'in yapmış olduğu konuşma detaylı bir şekilde ön sayfaya yansıyor. İsrail-Filistin savaşına ilişkin son gelişmeleri de yine ön sayfadan görüyoruz. Ve bunun dışında Lefkoşa İklim Sözleşmesi imzalandı diyor gazete. Ve bu konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yapmış olduğu açıklamalarda sürmanşetten paylaşıldı. Güneş gazetesiyle devam ediyoruz. Evet, yeşil enerjiye geçeceğiz başlığını görüyoruz demiştik. Hemen detayları paylaşalım. Ünal Üstel'in yapmış olduğu açıklamanın. Evet, Başbakan Ünal Üstel, küresel ısınmanın ve iklim krizinin etkilerini ülkemizde çok daha sık görmeye başladık. Yaşanan hava durumu değişiklikleri, artan sıcaklıklar ve artan yağışlarla gelen seller ve yaşanan orman yangınları biliyoruz ki içinden geçtiğimiz iklim krizinin sonuçlarıdır. Kuraklıkların artması, toprak kayıpları, dünyayı küresel anlamda etkisi altına almaya başlayan kıtlık yine bu krizin yarattığı ve kriz boyutuna ulaşan sıkıntılardır. Hiçbir zaman kaybetmeden harekete geçmeliyiz, ancak hep birlikte harekete geçmeliyiz. Bilindiği üzere enerjide arttığımız interkonnekte sisteme geçiş adımıyla ülkemizin yeşil enerjiye geçişini kısa sisteme geçişte gerek güneş gerekse rüzgar enerjisini çok daha fazla kullanabileceğiz diyor ve Üstel devam ediyor. Bunun yanında fosil yakıtla çalışan santrallerimizin kullanımı da ciddi şekilde azalmış olacak. Bu ülkemiz adına önemli bir ilk adımdır. Ormanların korunması, yanan ormanlarımızın yerine yenilerinin ekilmesi ve orman varlığımızın sadece korunması değil, aynı zamanda artırılmasına yönelik çalışmalarımızı da ara vermeden sürdürüyoruz. Diğer yandan iklim krizine karşı ülkesel strateji planlarının hazırlanmasına yönelik başbakanlık bünyemizde bir bilim kurulu oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlıklarımızın ve yerel yönetimlerimizin ortak bir strateji ve eş güdüm içerisinde iklim ve çevre çalışmalarına katkı sağlayacak finansman kaynağının yaratılması da yürüttüğümüz çalışmalar arasındadır ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşma bu şekilde
paylaşılmış oldu. Ve sürmanşetle devam ediyoruz. Sürmanşete baktığımızda Lefkoşa İklim Sözleşmesi imzalandı haberini paylaşıyor demiştik. İklim krizinin ülkedeki etkilerini gözler önüne sermek, ülkesel önleme ve uyum stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak, acil önlem planlarının oluşturulmasına zemin hazırlamak ve sivil toplum kuruluşları ve toplumla karar verici eyleme geçirmek amacıyla düzenlenen zirvede Lefkoşa İklim Sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Atıoğlu ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da imza koydu. Cumhurbaşkanı Tatar, devletin ve halkın çevreye duyarlılığının olduğunu ancak son zamanlardaki yapılaşmalara karşı gerekli adımların zamanında atılamadığını ifade ederek halk sağlığı ve çevre bilinci için gerekli adımları atma zamanı geldiğini kaydetti. Tatar, ülkede yeşil enerjinin kullanılması veya desteklenmesiyle ülkedeki fosil yakıt kullanılması sorununu da köklü bir çözüm bulacağına inanç belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu projeyi desteklediğini ifade etti. Güney'in zihniyetini anlamadığını sözlerine ekledi ve Cumhurbaşkanı Tatar'ın konuşmaları da Güneş Gazetesi'nin sürmanşetinden ayrıntılı bir şekilde paylaşıldı. Ve geçiyoruz Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına. Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edildi başlığıyla aktarılmış bu haber. Erdoğan yaptığı açıklamada, Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir ifadelerini kullanıyor. Ve İsrail-Filistin savaşına ilişkin son gelişmeleri görüyoruz. Ön sayfada İsrail'in Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırısına dünyadan büyük tepkiler geldi. Birçok ülke yönetimi sorumlulardan hesap sorulmasını istedi. Dünya genelinde birçok oyuncu, müzisyen ve sanatçı da İsrail'in Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olduğu hastane saldırısını sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla kınadı. Paylaşıldı. Dünya ayakta başlığıyla ve bir fotoğraf karesiyle bu haber aktarılmış oldu. Güneş gazetesi ülkemiz gazetelerindeki son gazetemizdi. Şimdi ise sabah habere Türkiye basınındaki son gelişmelerle devam ediyoruz. Evet, Türkiye basınındaki son gelişmelerle devam ediyoruz demiştik ve ilk gazetemiz Hürriyet gazetesi olacak. Hürriyet gazetesi bugün manşetine "İnsanlık bu hastanede öldü" başlığını kullanarak İsrail-Filistin savaşına ilişkin gelişmeleri paylaşıyor ve dün bombalanan hastanenin görüntüleri aktarılıyor ön sayfasından. Cesetlerle basın toplantısı başlığıyla aktarılıyor bir haber. Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri kurbanların cesetlerinin arasında açıklama yaptı. Bu sırada bir sağlık çalışanı bir bebeğin cesedini, diğeri de bir kız çocuğunun cesedini kucağında tuttu. Filistin Sağlık Bakanlığı hastaneye yapılan saldırıda 471 kişinin hayatını kaybettiğini, 28'i ağır, 342 kişinin ise yaralandığını açıkladı ve Türkiye'de 3 gün yas ilan edildiği de spot başlık olarak aktarılıyor. Ayrıntılarla devam ediyoruz. İsrail'in füzelerle vurduğu Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'nden korkunç görüntüler geliyor. Daha birkaç saat önce hastane bahçesinde oyun oynayıp eğlenen çocukların üst üste yığılmış cesetleri dünyayı şok etti. Cesetlerin arasında yapılan basın toplantısında hastanenin baş cerrahı ve sınır tanımayan doktorlar örgütünden Doktor Hasan Abu Sitta konuştu, tanık olduğu saldırıyı anlattı. Doktor Sitta, hastanenin güvenli olduğunu, saldırıya uğramayacağını düşünen aileler tarafından tıklım tıklım doldurulduğunu söyledi. Her şeyin bir füze sesiyle başladığını belirten Doktor Sitta, büyük bir patlama oldu, ameliyathanenin tavanı çöktü, çocuk cesetleriyle yaralı çocukların üst üste yığıldığını gördüm. Her yerde ceset parçaları vardı, hastanenin avlusunda cesetler yığılmıştı dedi. Saldırıda 471 kişi hayatını kaybetti, 342 kişi ise yaralandı
paylaşıldı. Çocuklar şoka girdi diyor gazete, bir fotoğraf karesini paylaşarak. Hastaneye yapılan saldırıdan kurtulan çocuklar şoka girdi. Korkudan titreyen, ağlama krizine giren, konuşamayan çocukların görüntüleri izleyenleri ise isyan ettirdi diyor. Ve yine İsrail-Filistin savaşına ilişkin bir diğer gelişmeyle devam ediyoruz. Netanyahu ağzıyla konuştu. ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu yönetimiyle dayanışmasını göstermek için dün İsrail'i ziyaret etti. Tel Aviv'e iner inmez hastane katliamından dolayı Hamas'ı suçlayan Biden, hastanedeki patlama beni derinden üzdü ve öfkelendirdi. Bu patlama diğer ekip tarafından yapılmış gibi görünüyor açıklamasında bulundu. Fotoğraf karesinin altındaysa Biden, Hamas'ta çatışmadan önce arasına mesafe koymaya çalıştığı Netanyahu ile kucaklaştığı paylaşılıyor. Ve yine geçiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına. Gazze'deki katliamın hastane saldırısıyla başka bir boyuta geçtiğini söyleyen Erdoğan, insanlığa karşı suç teşkil eden ve Gazze halkına yönelik soykırım derecesine varan bu saldırının faillerini lanetliyorum açıklamasında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise hastaneler uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunmaktadır diyerek saldırıyı lanetledi. İslam İşbirliği Teşkilatı ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan da sert açıklama geldi. Bu açıklamalar da iç sayfadan paylaşıldı. Gazze'de hastanenin vurulmasına Türk Yahudi toplumu da tepki gösterdi. Açıklamada masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun hedef alınmalarını şiddetle kınıyoruz denildi. Tekrarlıyorum, hedef alınmalarını şiddetle kınıyoruz denildiği paylaşıldı. Yine Gazze'deki saldırıyla birlikte Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde İsrail ve Amerika Birleşik Devleti temsilciliklerine akın eden insanlar vahşeti protesto etti. İsrail'in Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu önünde de öfkeli kalabalıklar toplandı. Olaylara sahne olan Avrupa ülkeleri diken üstünde diyor gazete. Ve Hürriyet gazetesini tamamladık. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Tüm gazetenin manşetinde bugün İsrail-Filistin savaşına ilişkin gelişmeler paylaşılıyor. Yine bugün Sabah gazetesi de İsrail-Filistin savaşına ilişkin gelişmeleri paylaşıyor. Suçlusunuz başlığı altında eleştiride bulunuyor. Gazze'deki hastaneyi hedef alarak tarihin en büyük vahşetini gerçekleştiren katil İsrail, dünyayı ayağa kaldırdı. Gazze'deki sistematik soykırıma Batı yine ikiyüzlü tavrıyla yaklaşırken vicdan sahibi milyonlar haykırdı. Savaş suçlusu Netanyahu yargılansın diyor. Yıllardır Filistin halkına zulmeden İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Önceki gece El Ehli Baptist Hastanesi'ndeki masumları katletmesi dünyayı öfkeye boğdu. Batı ise acımasız yüzünü yine gösterdi. İsrail hastaneden dumanlar yükselirken saldırıyı yalanlarla Hamas'ın üstüne yıkmaya çalıştı. Katil Netanyahu ile kucaklaşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, İsrail'de olmaktan gurur duyuyorum diyerek vahşete açık destek verdi. Batı medyası ise İsrail'in avukatlığını soyundu. Başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanında Siyonist vahşete öfke yağdı. Vahşetin sorumlusu İsrail ve destekçileri bir gün hesap verecek diyor ve fotoğraf karesiyle bu haber aktarılmış oldu. Yine 17 Ekim 2023 tarihi düşen kara leke olarak bir başlık aktarıyor Sabah gazetesi. İsrail tarih boyunca 17 Ekim gecesi yaptığı vahşetle anılacak. Bombalardan kaçan Gazzeliler güvenli diye hastaneye sığınmıştı. Çocuklar ve erkekler bahçede, kadınlar hastane koridorunda uyuyordu. Bahçeye atılan bomba 471 sivilin canını aldı, 28'i ağır, 342 yaralı var. Gazze'de son 12 günde İsrail'in saldırılarındaysa 3478 Filistinlinin şehit olduğu paylaşılıyor. Sabah gazetesini tamamladık. Cumhuriyet'le devam ediyoruz. Cumhuriyet gazetesi de diğer gazetelerde olduğu gibi İsrail-Filistin savaşına ilişkin gelişmeleri paylaşıyor. İnsanlık yine sınıfta kaldı başlığıyla aktarıldı bu haber. Her bomba barış umudunu ve çocukların geleceğini öldürüyor başlığını görüyoruz. Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar sonrasında karşılıklı çatışmalarda ölü sayısı 4000'i aştı. 3061
Gazze'li 1400'ün üzerinde İsrailli'nin öldüğü açıklandı. Önceki akşam Gazze'nin kuzeyindeki El Ehli Baptist Hastanesi'nin vurulması sonrası en az 471 sivil ise yaşamını yitirdi. Filistinli yetkililer saldırıyı İsrail'in düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusu ise suçlamaları reddederek hastanenin Gazze tarafında fırlatılan ve hatalı bir şekilde düşen roket tarafından vurulduğunu savundu. Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in hastaneye saldırıyı önceden planladığını da ileri sürüyor. Liderler tansiyonu düşürmedi diyor ve birçok liderin ifadesini de ön sayfadan görüyoruz. Aynı zamanda Türkiye ayakta başlığıyla Türkiye'nin dört bir yanında Gazze ile dayanışma ve İsrail'i protesto eden eylemler vardı. Binlerce kişi ateşin sona ermesi çağrısında da bulundu. Ve Türkiye'deki haberlerle devam edelim. Bütçe saraya ve Diyanet'e gidecek diyor. Türkiye'deki son gelişmeleri sizlere aktaralım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 2024 bütçesinde Diyanet'e ayrılan kaynak 6 bakanlığı geride bıraktı. Din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için 79.7 milyar Türk lirası ayrıldı. Ayrıca bütçesi 7.2 milyar Türk lirasından 12.2 milyar TL'ye çıkarılan saraya yeni araçlar alınması planlandığı paylaşılıyor. Yine Milli Eğitim Bakanlığı 100. yıl programı başlığını görüyoruz. Cumhuriyet için mevlitli kutlama. Milli Eğitim Bakanlığı Cumhuriyet'in 100. yılını İmam Hatip Liseleri ile kutlayacak. Tüm okullarda hatim ve mevlit programı düzenlenecek. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Kur'an tilaveti ve 100 hatim duası etkinlikleri yapacağı paylaşıldı. İl başkanlarını ağırladı başlığını görüyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün iş insanlarıyla bir araya geldi. CHP lideri daha sonra genel merkezde Sivas, Afyonkarahisar, Muğla ve Çorum il başkanlarıyla da bir görüşme gerçekleştirdi. Yine CHP ve İyi Parti arasında bir gerilim olduğunu paylaşıyor Cumhuriyet Gazetesi. İyi Parti grubu mecliste ilk defa CHP'yi hedef aldı. Yaşananları değerlendiren CHP kurmayları muhalefet etme tarzımız yok. Mücadelemiz iktidara karşı yorumunu yapıyor. CHP'de İyi Parti MHP rolüne soyunuyor denildi ön sayfada. Yine Akbelen'de ağaç katliamına karşı açılan davada karar çıktığı paylaşılıyor. Yaz aylarında aktarmış olduğumuz bir haberdi Akbelen ağaç katliamı. Muğla İdare Mahkemesi Akbelen Ormanı'ndaki maden için verilen kesim izni ve açık maden işletme izni davasını reddetti. Yaşam savunucularının geri dönüşü olmayan ekolojik tahribat uyarısına karşın yargı kararında projede kamu yararına aykırı bir durum olmadığı savunuldu ve Cumhuriyet Gazetesi ön sayfasından bu haberi paylaştı. Ve Milliyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Milliyet Gazetesi bugün manşetini katliam dünyanın gözü önünde oldu, affedilmez başlığını kullandı. Yine İsrail-Filistin savaşına işaret ediyor. Gazze toplama kampından önceki akşam yükselen çocuk feryatları Auschwitz'te olduğu gibi bir kez daha insanlığın mezar taşında kayda geçtiği paylaşıldı. Saldırının faillerini lanetliyorum başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları paylaşılıyor. El Ehlil Arap Hastanesi'ne düzenlenen saldırıyla Gazze'deki katliamın başka bir boyuta taşındığını söyleyen Erdoğan, insanlığa karşı suç teşkil eden ve Gazze halkına yönelik soykırım derecesine varan bu saldırının faillerini lanetliyorum. Yüreklerimizi dağlayan dünkü katliamdan failler kadar 7 Ekim'den bu yana yaptıkları açıklamalarla ateşe benzin dökenler de sorumludur açıklamasında bulundu. Yine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da açıklaması paylaşılıyor. Dünya artık harekete geçsin başlığıyla aktarıldı bu haberde. Gazze'de yaşanan katliama dikkat çeken Emine Erdoğan, bu zulmü seyreden insanlığa sesleniyorum. Gazze'de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil. Çocuk sesleri yükselmeli, acı çığlıklar değil açıklamasında bulundu. Son bilançoyu görüyoruz yine İsrail-Filistin savaşına dair. Can kaybı 3478'e yükseldi ve yine hastane hedef alındı diyor gazete. Ve geçiyoruz bir diğer gazetemiz olan Akşam Gazetesi'ne.
Akşam gazetesi de bugün manşetine İsrail-Filistin savaşına ilişkin gelişmeleri paylaşıyor. Vurulan hastanede 471 ölü, 314 yaralı olduğu paylaşıldı. Kanlı ellerle kucaklaşma başlığıyla ise İsrail Başbakanı Netanyahu Biden'a koşulsuz desteği için teşekkür etti. Ve yine iki liderin birbirleriyle birlikte tokalaştığı görüntü de paylaşıldı. Ürdün ve Mısır'ın görüşmeyi reddettiği Biden katliama rağmen İsrail gezisini iptal etmedi. Uçağın kapısında Netanyahu ile kucaklaşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, ABD'liler sizinle aynı fikirde. Kentinizi savunmanız için ne gerekiyorsa yapmalı, devam etmelisiniz açıklamasında bulundu. Biden hastane saldırısıyla ilgili de gördüklerime dayanarak saldırıyı sanki diğer taraf düzenledi, İsrail değil diye konuştu. ABD Başkanı daha önce de kafası kesilen çocukların görüntülerini izlediğini söylemiş. Ardından Beyaz Saray ise yalanlamıştı. Yine fotoğraf kareleriyle destekleyerek son gelişmeler de ön sayfadan paylaşıldı. Bu arada Türkiye ayakta başlığını görüyoruz. İsrail'in saldırısı Türkiye genelinde on binlerce kişi tarafından protesto edildiği aktarılıyor bir fotoğraf karesiyle. Polis İsrail'in Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu önünde önlem aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını görüyoruz. Türkiye'nin Gazze'ye hastane, gemi ve Sahra Hastanesi göndermeye hazır olduğunu açıklıyor. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları bu şekilde. Türk Yahudi toplumu kınıyoruz. Türk Yahudi toplumu masum sivillerin hedef alınmasını şiddetle kınıyoruz dedi. İsrail'e ciddi şekilde tepki gösterdiği de yine paylaşıldı. Ve bir diğer gazetemiz Türkiye ile devam edelim. Türkiye gazetesi de bugün manşetine İsrail-Filistin savaşına ilişkin ayrıntılar paylaşıyor. İsrail belgelere rağmen inkar etti. Yalan savaşı başlığıyla aktarıldı ve bazı deliller maddeler halinde paylaşılıyor Türkiye gazetesinin ön sayfasından. Hastaneyi vuran bomba MK-84, bu silah Hamas'ta yok. İsrail yetkililer önce biz yaptık diye itiraf etti, sonra sildi. Patlama öncesi İsrail uçaklarının sesi açıkça duyuldu. Saldırı anında İsrail'in attığı bombaların video kayıtları ise ortaya çıktı. Failin delilleri başlığıyla bu maddelerde kanıt olarak aktarılıyor. Batılı ülkeler defalarca yasaklı fosfor bombası kullanan El Ehli Baptist Hastanesi'ni vuracağını önceden açıklayan İsrail'in son katliamını da gizleme yarışına girdi diyor. İki ayrı alt başlıkta bu haberde detaylı bir şekilde paylaşıldı. Türkiye'den 3 günlük milli yas olduğu aktarıldı. İsrail'in vurduğu El Ehli Baptist Hastanesi'nde şehit olan sivil Filistinliler için Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. Erdoğan iyice etkisizleşen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi sorumluluğunu bir kez daha yerine getiremedi açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in saldırısı insanlığa karşı bir suçtur. Bu cezayı hak eden devlet terörüdür açıklamasında bulunduğu paylaşıldı. Yine ABD Başkanı Biden'ın destek için İsrail'e gittiği aktarılıyor. Saldırı değil patlama ifadesini kullandığı paylaşıldı. Netanyahu'yu desteğini tekrarlayan Biden'ın İsrail'in hastane saldırısı için patlama ifadesi kullanmasını öne çıkarıyor Türkiye gazetesi. Türkiye gazetesini de noktaladık. Sözcü gazetesiyle devam ediyoruz. İnsanlık ölmüştür başlığıyla aktarıldı bu haberde. 7 Ekim 2023'te başlayan Hamas-İsrail savaşı çığırından çıktı. İsrail Başbakanı Netanyahu yüzünden insanlık hem ölüyor hem ağlıyor. Çünkü Gazze'de Filistinli masum bebek, çocuk, kadın, yaşlı, hatta hastanede tedavi gören insanların başına her gün İsrail bombaları yağıyor. Acımız büyüktür. Tek sorumlu İsrail lideri Netanyahu ve destekçileri ABD ile Avrupa Birliği'dir açıklamasında bulunuyor. Kan emici vampir Netanyahu diyerek bir fotoğraf karesi paylaşıyor aynı zamanda Sözcü gazetesi. Sözcü gazetesini tamamladık. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Yeni Şafak gazetesi Türkiye basınındaki son gazetemiz. Katil olay yerinde başlığıyla yine Gazze'deki soykırımı teşvik eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, 500'e yakın kişinin öldürüldüğü hastane katliamından saatler sonra destek için İsrail'e gidip
gidip Netanyahu ile sarmaş dolaş poz verdi. Havalimanında verilen sevinç ve kutlama görüntüleri Amerika Birleşik Devletleri'nin insanlık suçundaki rolünü gösteren belgeler olarak tarihe geçti dedi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamalar ayrıntılı bir şekilde paylaşıldı diğer gazetelerde olduğu gibi. Evet, Yeni Şafak gazetesi Türkiye basınındaki son gazetemizdi. O halde şimdi ise Güney Kıbrıs'taki son gelişmelerle devam edelim Sabah Haber'e. Evet, Güney Kıbrıs'taki son gelişmelerle devam ediyoruz ve ilk gazetemiz Haravgi gazetesi olacak. Haravgi gazetesi bugün manşetten aktardığı haberinde Rum sağlık güvenliği ile Rum Kamu Sağlık Hizmetleri Örgütü arasındaki iletişimsizlik hastanelere ciddi zarar veriyor başlığını kullanarak acil servislerin hizmet ve altyapı temelinde sınıflandırılmalarına ihtiyaç olduğuna değiniyor. Haberin detaylarına baktığımızda ise Güney Kıbrıs'ta genel sağlık sistemine dahil olan tüm acil servislerin ciddi olayları yönetmesinin mümkün olmadığı, acil vakaların yönetimi konusunda ambulans hizmetleri servisine açık talimat verildiği ve eğer hasta iletişim kurabilecek durumdaysa götürülmek istediği acil servisi seçebileceği aktarıldı. Alitya gazetesiyle devam edelim. Alitya gazetesi dehşet başlığını kullandığı manşet haberinde Gazze'de bir hastaneye yapılan saldırının ardından duyulan nefret hissine değiniyor. Haberin detaylarına baktığımızda 450'den fazla kişinin yok olmasına sebep olan hastane saldırısının Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden'ın diplomatik misyonunu enkaza dönüşmesine yol açtı. Gerginliği düşürmek için dünden bu yana İsrail'de olan ABD Başkanı Biden'ın olağanüstü zirve toplantısını iptal eden Arap liderler tarafından görmezden gelindiği video ve ses kayıtlarıyla İsrail ordusunun saldırıya müdahil olduğunu kabul ettiğinin ispatlandığı aktarılıyor. Ön sayfadan aktardığı başka bir haberinde ise Kıbrıs sorunu için bir özel danışman atanması konusunda birçok söylentilerin olduğuna değiniyor. Haberde hem Birleşmiş Milletler hem de Kıbrıs Türk kaynaklarının geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs özel danışmanının Mona Jewell olacağı konusunda ısrar ettiği ancak son birkaç gündür Norveçli Espen Barth Aydin'in işbirlikçisi ve Kıbrıs sorunu uzmanı olan bu kadının atanmasını engelleme çabaları olduğu da belirtiliyor. Fileleftheros gazetesiyle Güney Kıbrıs'taki son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Fileleftheros gazetesi manşetten paylaştığı haberinde "Umutlar da kan gölünde boğuldu" başlığını kullanıyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu desteklediğine, Arapların öfkeden kudurduğuna ve Hamas terör örgütüyle İsrail'in Gazze'deki hastanenin bombalanmasıyla ilgili karşılıklı olarak birbirlerini suçladıklarına değiniyor. Detaylara bakıyoruz. Gazze'deki hastanenin bombalanmasının ardından yaşanan katliamın yankılarının hala sürdüğü, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'i ziyaret ederek İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya Hamas terör örgütü karşısında verdiği savaşta destek verdiği kanlı çatışmaları sona erdirme hedefi giderek yok olurken yüzlerce kişinin öldüğü Gazze'deki hastanenin bombalanması olayının Müslüman dünyasıyla Yahudi devletini bir araya getirme çabalarına gölge düşürdüğü aktarılıyor. Ve son gazetemiz Politis gazetesi ile devam ediyoruz. Politis gazetesi ise destek önlemleri yerine yarım yamalak avunma başlığıyla aktardığı manşet haberinde Rum hükümetinin bugün pahalılık için önlemler paketi açıklayacağı, bakanların elektrik ve akaryakıt konusunda itirazları olduğu aktarılıyor. Haberin detaylarına baktığımızda ise halkın baskısı altındaki Rum hükümetinin açıklayacağı önlem paketinin toplumun ihtiyaçlarını karşılamadığının ortaya çıktığı ve bu hükümetin de daha önceki hükümetlerle aynı mantığı izlediğine dair bilgilerin konuşulduğu da belirtiliyor. Evet, Güney Kıbrıs'taki son gelişmeleri aktardık. Saatlerimiz 8'i gösterdiğinde BRT Haber Merkezi'nin hazırladığı haberlerimizle yeniden karşınızda olacağız. Altı yıl önce SOS Çocuk Köyü gülsün diye söz verdi Lefkoşa.
5100 kişi sözümüzü tuttu. 5 yıl önce paylaşmaya söz verdi Lefkoşa. 6553 kişi sözümüzü tuttu. 4 yıl önce çocuklarıyla el ele olma sözü verdi Lefkoşa. 9059 kişi sözümüzü tuttu. Pandeminin ardından iyi kilerimize söz verdi Lefkoşa. 11.924 rekor katılımla sözümüzü tuttuk. Şimdi öyle bir söz veriyoruz ki sadece Lefkoşa değil, bu memleket hep beraber bu sözü tutacak. 22 Ekim'de Tek Yürek oluyor, Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsünü ülkemize kazandırmak. Şampiyonlarımızın adlarını yaşatmak için Ülker Lefkoşa Maratonu'nda buluşuyoruz. Şampiyonlarımız, hep gururu yaşattınız bizlere. Hep başardınız. Sıra bizde. Şampiyonlarımız için söz verdik. Saatlerimizi 8'e taşıdık ve Belediye Haber Merkezi'nin hazırladığı haberlerimizle yeniden karşınızdayız. Ve bültenimize Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamalarıyla başlıyoruz. Tatar görev süresinde 3. yılını doldurdu. Belediye'ye özel röportaj veren Tatar birçok önemli gelişmeye ilişkin de net mesajlar verdi. İki devletli çözüm siyasetinin kökleşmeye başladığını belirten Tatar, kuzeydeki devletin mutlak suretle egemen olması gerektiğinin altını çizdi. Tatar, Filistin'de yaşananlara da dikkat çekerek Türk askeri Kıbrıs'ta olmasaydı burada da çok kan dökülecekti dedi ve huzur ve barışın kıymetinin bilinmesini istedi. Ama oradaki sıkıntı... Görev süresinde 3. yılını dolduran Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT muhabiri Ruzin Görçin'e özel röportaj verdi. Tatar, Kıbrıs konusunda iki devletli çözüm siyasetinin gerçekçi bir aşamaya geldiğine ve kökleşmeye başladığına vurgu yaptı. Herhangi bir çözüm modeli ne olursa olsun Türk askeri çekilecekse, Türkiye'nin garantörlüğü son bulacaksa bizim böyle bir modele onay vermemiz mümkün değil. Dolayısıyla iş bizi iki devletliye getirdi. Ve o zaman işte seçim öncesinde halka verdiğimiz söz egemen eşitlik ve eşit ulusal statü. Bunların teyidi olmadan bizim bundan sonra resmi müzakerede geçemeyeceğimizi. Çünkü bütün bunlar beyhude. Yeni siyaset bu zeminde ve bunun açılımı esas böyle bir anlaşma olacaksa iki devletin işbirliği de bu anlaşma olabilecek. Yani o cumhuriyet ben toplum ve burada buna bir denklem bulmak mümkün değil. Bizim Türkiye'ye olan bağlarımızın da hakkını hukukunu korumak için mutlak surette kuzeydeki devlet egemen olacaktır. Kuzeydeki devlet egemen olmazsa sizi zaman içerisinde ozmosis yoluyla asimile edip yok ederler ve Türkiye ile de bağlarımızı koparttıklarında Türkiye Cumhuriyeti de Doğu Akdeniz'den dışlanmış olur. Dolayısıyla yeni siyasetin temelleri ve parametreleri gerçekten bu tarihi süreçte bana göre tam rayına oturmuştur. Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası platformlarda yapılan bütün çağrılarında Kıbrıs konusunda sürdürülmekte olan yeni siyasetin zeminini güçlendirdiğini kaydederek kuzeydeki devletin mutlak suretle egemen olması gerektiğinin altını çizdi. Azerbaycan ziyareti ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşmesine ilişkin olaraksa Tatar, "Benim için çok önemli bir ziyaretti." diyerek Aliyev'in Kıbrıs Türk halkına verdiği desteğe dikkati çekti. Azerbaycan ziyareti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bize söylediği çok önemliydi. Biz Türk Birliği olarak, Türk Devleti olarak bu cepheyi güçlendirmemiz lazım. Onun ifadesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkı Türk milletinin kopmaz bir parçasıdır. Buna saygı duyuyoruz. Biz aynı milletin evlatları olarak tarihimizle, geçmişimizle, geleneklerimizle, kökümüzle, kültürümüzle, her türlüsüyle. Dolayısıyla bizim yüreğimiz sizinledir. Sıkıntılar vardır çünkü uluslararası baskılar vardır. Ama bunlara rağmen ilişkilerimizi gerek ekonomik, gerek siyasi, gerek diplomatik,
gerek kültürel, gerek turizm, gerek eğitim, her türlüsüyle bunları geliştirmek durumundayız. Ve inşallah bu dalga dalga diğer Türk devletlerine, İslam işbirliğinde üye ülkelerine ve dost ülkelere hep daha fazla yayılmak suretiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kabul edilişinin, görünürlüğünün ve tanınma yolunda verdiği mücadelelerin taşlandırılması için bu çalışmaların bu anlayışla yürütülmesinde büyük fayda ve yarar olduğunu kendisi de söylemiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de gözlemci üye olduğu Türk Soyu Teşkilatı hakkında bir soruya karşılık Tatar, teşkilat içerisinde yer almamız bizim zenginliğimizdir dedi. Kimse Türk kültürünü hafife almasın. Binlerce yıl geriye giden, kendine göre kültürü, örf, adet, gelenek, kıyafetten, tutumuzda, müziğinden, operasına kadar her türlü zenginliği içeren, ta Orta Asya'dan başlayan ve bugün Kuzey Kıbrıs'a kadar gelen bu coğrafyadaki çeşitli farklı boyların diyelim, Oğuz boylarından başka boylara kadar hepsini birlikte bir noktaya buluşturabilen bir kültürden bahsediyoruz. Onu biz orada o akşam gördük, çok etkilendik. Dolayısıyla bütün bu kültürün dünyasında Kıbrıs Türk halkının da yer bulması bizler için çok önemli. İsrail-Filistin arasında yaşananlar konusundaysa Cumhurbaşkanı Tatar, dünya devletlerinin Filistin'de akan kanın durması için ne gerekirse bir an önce yapması gerektiğini belirtti. Türk askeri Kıbrıs'ta olmasaydı burada da çok kan dökülecekti diyen Tatar, huzur ve barışın kıymetinin bilinmesini istedi. Bu bir insanlık suçu niteliğinde bir olaya dönüşmüştür. Dolayısıyla dünya devletlerinin, Birleşmiş Milletler'in kim söz sahibi ise derhal bu işin durdurulması için, bu işe son verilmesi için, kan akışının durması için ne gerekse yapmalı gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti yine burada etkinliğini göstermeye gayret ediyor. Akşamki olaydan dolayı duyduğum büyük üzüntüyü halkımla paylaşıyorum. Böyle bir trajedi, böyle bir olay gerçekten insanlığın artık sorgulandığı bir noktaya işi taşımıştır. Allah bizi korusun. Allah kimseye böyle bir terör, böyle bir trajedi yaşatmasın. Ukrayna-Rusya savaşında gördük nelerin olduğunu, hala daha devam ediyor. Binlerce insan hayatını kaybetti. Neden? İşte birileri çatıştırıyor. Birilerini çatıştırdıktan sonra birileri kendilerine göre bir avantaj sağlıyor, bir menfaat sağlıyor. Bundan 50 sene sonrasının hesaplarını yapanlar vardır. İsrail-Filistin olayında görüyoruz olayları, yaşananları. Dolayısıyla Kıbrıs'ta da Allah korusun ama işte biz bu barışın, huzurun ve güvenin değerini bilelim diyorum. Ve çoluk çocuğumuzla, halkımızla, insanlarımızla ve gelecek nesile olan her türlü mükellefiyetimizle bu düzenin devamı, yani Kıbrıs'ta bizim eşitliğimizin, Kıbrıs'ta bizim asla azınlık olmayacağımızın ve Kıbrıs'ta onurlu bir yaşam için mutlak surette Türkiye'nin garantörlüğü, Türk askerinin varlığı ve yeni bir çözüm olacaksa mutlak surette iki devletli, iki egemen devlete bağlı bir çözüm ve iki egemen devletin bizim için önemli boyutu elbette kuzeydeki Türk devleti egemen olacağı için Türkiye Cumhuriyeti ile eskiden olduğu gibi bu bağlarını, gerek Türkiye'nin garantörlüğünü, gerek Türk askerinin buradaki caydırıcı güç olarak varlığını devam ettirilebilmesi bakımından o egemenliğimiz fevkalade önemli ve değerlidir. Onun için yeni siyaset, eğer bir çözüm yoksa iki devletin işbirliğiyle böyle bir çözüm olabileceğini. İsrail-Filistin savaşına ilişkin son gelişmelerle devam ediyoruz. İsrail'in Gazze'de 471 kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının yankıları sürerken bölgeden bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. İsrail'in saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 3000'i aşarken çatışmalarda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 1400'ü geçti. İsrail Savaş Kabinesi toplantısına ilişkin yeni ayrıntılar yayımlandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu toplantıda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a Gazze'ye kara harekatı yapmaktan başka çarenin olmadığı iletildi. İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze bombardımanının en ölümcül saldırısı önceki gece yaşandı. İsrail, El Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı. Saldırıda 471 kişi hayatını kaybetti. 28'i ağır olmak üzere 342 kişi de yaralandı. Olay sırasında hastanede sadece hastalar değil, bombardımandan kaçarak binaya sığınan yüzlerce kişi de vardı.
Hamas misilleme olarak Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi. 471 kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının ardından Gazze'den bir kez daha bombardıman sesleri yükseldi. İsrail savunma güçleri son 24 saatte Gazze şeridi boyunca birçok askeri hedefe saldırı düzenlendiğini açıkladı. İsrail ordusu iki Hamas üyesi arasında geçtiğini iddia ettiği görüşmelerin telefon tepelerini sosyal medyadaki X hesabından yayımladı. Paylaşımda İsrail ordusunun saldırıyı düzenlemekle suçladığı İslami Cihat mensuplarının konuşmaları değil, Hamas mensupları olduğu iddia edilen iki kişinin diyaloğu yer alıyor. Konuşmalarda bir Hamaslı diğer Hamaslı'ya bu roketlerin İslami Cihat grubuna ait olduğu söyleniyor diyor. Devamındaki diyalogda aynı kişi sürekli söyleniyor şeklinde konuşmayı sürdürüyor. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari'nin sabah batılı medya mensuplarıyla yaptığı basın toplantısında da yazılı tercümesini dağıttığı telefon tepelerinde hastanenin arkasındaki mezarlığın oradan atılmış ifadesi duyuluyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyaretini tamamlamasının ardından bölgede askeri hareketlilik yaşandı. İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini topladı. Jetler Gazze'de yine bir hastanenin yakınlarını vurdu. Tel Aviv'de saldırı sirenleri duyuldu. Filistin Kızılay'ı İsrail savaş uçaklarının Gazze şeridinde bulunan Kudüs Hastanesi'nin yakınını vurduğunu açıkladı. Hastanede Gazze yönelik bombardıman yüzünden yerinden edilmiş 8 binden fazla Filistinli bulunduğu belirtildi. Saldırı sonrası can kaybı veya yaralanma rapor edilmedi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile Refah sınır kapısının açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 tırın geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Biden, insani yardımları Hamas'ın el koyması durumunda bunların sona ereceğini ifade etti. Beyaz Saray'dan da daha fazla tırın geçişine izin verileceğini umuyoruz açıklaması yapıldı. İsrail Kanal 12 televizyonunda ise Biden'ın katıldığı İsrail Savaş Kabinesi toplantısına ilişkin yeni ayrıntılar yayımlandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu toplantıda Biden'a Gazze'ye kara harekatı yapmaktan başka çarenin olmadığının iletildiği aktarıldı. İsrail resmi devlet televizyonu Kan ise İsrail ordusunun Gazze şeridine kara operasyonu yapmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Filistin-İsrail çatışması her iki taraftan da 4400'den fazla kişinin hayatına mal oldu. Filistin Sağlık Bakanı çatışmalarda toplam 3061 Filistinlinin öldüğünü ve 13750'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail tarafındaki ölü sayısının ise 1400'ün üzerine çıktığı ve 4229 kişinin de yaralandığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'ye insani yardım sağlanması için çalışmalara ara verme çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Brezilya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sunduğu karar tasarısı oylandı. Tasarıya 12 evet, 2 çekimser ve 1 hayır oyu kullanıldı. 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üyelerden Amerika Birleşik Devletleri'nin hayır oyu kullandığı tasarı için Rusya ve İngiltere çekimser oy kullandı. Karar tasarısında BM ve insani yardım ortaklarının Gazze'ye erişimini sağlamak için çatışmalara ara verme çağrısında bulunuluyordu. Hamas'ın terör saldırılarını kınayan tasarıda aynı zamanda sivillere yönelik her türlü şiddet de kınanıyordu. Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan açıklamada tasarının İsrail'in meşru müdafaa hakkına değinmediği için veto edildiği kaydedildi. İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırıları artarak devam ederken 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet ve hükümet yetkilileri de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu saldırıyı kınadı. Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında savunma adına masum sivillere saldırmak savaş suçudur ifadesini kullandı. Şu anda Kıbrıs'ta. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Gazze El Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gazze'deki vahşetin benzerini yaşamış bir halkın lideri olarak
yaşananları derin üzüntüyle takip ettiğini belirten Tatar, savunma adına masum sivillere saldırmak savaş suçudur ifadesini kullandı. Gazze'deki hastaneye yönelik saldırıda yaşamını yitiren masumlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Tatar açıklamasında, yanı başımızda İsrail-Filistin ekseninde devam etmekte olan çatışmalarda her hal ve şartta insani dokunulmazlığı olan hastaneyi vurmak, çoluk çocuğun, kadınların, yaşlıların ve tüm yaralıların canına kastedip savunma adına masum sivillere saldırmak savaş suçudur. Ümit ederim ki Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği de dahil uluslararası toplum bu vahşete son vermek için kınamaktan öte somut bir adım atar. Temennim bir an önce diplomasinin devreye girmesi, diyalog ve uzlaşı yoluyla sivillere yönelik şiddetin sona ermesidir dedi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Töre içerisinde çocukların, kadınların, masum sivil insanların bulunduğu hastanelere ve sığınaklara gözü dönmüş İsrail yönetimi tarafından insanlık suçu işlenmesini şiddetle kınadığını belirtti. Açıklamasında medeni geçinen devletler nerede, Birleşmiş Milletler nerede, Avrupa Birliği nerede diye soran Zorlu Töre, Gazze'de yaşananlara karşı tüm dünya devletlerinin bu katliamın durması için harekete geçmesi çağrısında bulundu. Başbakan Ünal Üstel de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze şeridindeki El Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayarak yüzlerce masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı şiddetle kınadı. Başbakan Üstel açıklamasında sivil tesislerin, hastanelerin ve sivil halkın acımasızca bombalanması vicdanlara sığmamaktadır. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum dedi. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da yaptığı açıklamada İsrail'in sivilleri doğrudan hedef alan saldırılarına bir yenisini daha ekleyerek Gazze'de bir hastaneyi hedef alması sonucu yaşanan trajik can kayıplarının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini kaydetti. Sivillere yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum diyen Ertuğruloğlu, barbarca saldırı sonucu yaşanan can kayıplarından dolayı Filistin halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi. Ertuğruloğlu, yaşanan vahşetin son bulması ve bölgeye kalıcı barış gelmesi için başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası camiayı etkin bir şekilde harekete geçmeye de davet etti. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye saldırı düzenlemesini kınadı. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir televizyon programında İsrail'in hastane saldırısına yönelik de açıklama yaptı. Saldırıyı kınayan Erhürman, gayri insani görüntülerin normalleşen görüntüler haline gelmesi insanlık için utanç kaynağıdır ifadelerini kullandı. Erhürman, geldiğimiz noktada 2023'te İsrail'in askerlere verdiği talimat, hiçbir sınır tanımayın talimatı, uygarlıktaki kırılma noktaları birbirini tetikler, domino etkisi yaratır, bu utanç kaynağıdır dedi. Evet, bu haberle birlikte radyomuz Bayrak'la olan bağlantımızı burada noktalıyoruz ve bizler de Skype bağlantısı ve bölge bağlantılarımıza Sabah Haber'e devam ediyoruz. Evet, her perşembe olduğu gibi bugün yine Kültür Dairesi'ne bir bağlantı gerçekleştiriyoruz. Kültür Dairesi yönetmeni Pervin Aremek Aşıkoğlu bugün bizlere hafta boyunca düzenlenecek kültür sanat etkinliklerine dair bilgiler paylaşacak. Öncelikle günaydınlar dileyelim Pervin Hanım sizlere ve sözü size bırakalım. Tüm izleyicilerimize ve siz BRT çalışanlarımıza günaydınlar diliyoruz Kültür Dairesi'nden. Bu haftaki etkinliklerimizi sunmaya gezici sinema turuyla başlamak istiyorum. Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığımız ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işbirliğinde Kültür Dairemiz organizasyonuyla gezici sinema turu, sinema müdürlüğünün gezici sinema turu ülkemize geldi dünden itibaren.
Ve Tatlısu'da ilk gösterimlerini yerine getirdi akşamdan başlayarak. Bugün ise Ziyamet ve Yeni Erenköy'de sinema gösterimlerinde bulunacak Gezici Sinema Tırı. Dün akşam Perili Orman ve Köstebekgilleri izlettiler. Bugün yine Perili Orman ve Aslan Bürkuş izlenecek. Dün akşam ayrıca Derviş Zaim'in, ünlü yönetmenimiz Derviş Zaim'in Balık isimli filmi de gösterime konmuştu. Yarın ise Cuma günü Mehmetçik ve Dik Karpaz'da gösterimler yer alacak. Ardından Güzel Yurt ve Lefke'ye gidecek olan sinema tırının detaylı programını öğrenmeyi arzu eden izleyicilerimiz Kültür Dairesi'ni arayabilirler. Buradan telefon numaramızı da verelim. 22 75 456'dan tırın programını, detaylı programını alabilirler. Program 27 Ekim Cuma günü Girne'de gerçekleştirilecek sinema gösterimleri sonunda sona erecek. Bu akşam 21. Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında Balabayız Manastırı'nda saat 20.30'da La Traviata, Giuseppe Verdi'nin bu eseri anlatımlı konser formatında sanatseverlere sunulacak. Burcu Uyar, soprano, tenör Ayhan Uçtuk, bariton Gürhan Gürgen, piyanoda da Esra Poyrazoğlu Alpan olacak, eşlik edecek ve anlatıcı ise Osman Ateş olacak. İzleyicilerimize hatırlatmak isterim, saat 20.30'da Balabayız'da. Ayrıca bu akşam bir de fotoğraf söyleşisi var. EMA'nın, Akdeniz Avrupa Sanat Derneği'nin Lefkoşa'daki binasında gerçekleştirilecek olan söyleşi saat 19.30'da EMA'da başlayacak. Konuk ise İsmail Gökçe, fotoğraf sanatçısı İsmail Gökçe, belgesel fotoğrafta Güncel Yaklaşımlar başlıklı bir söyleşi sunacak sanatseverlere, fotoğraf severlere. Moderatörlüğünü ise Esra Plümer Bardak üstlenecek. Yine hatırlatalım, bu akşam saat 19.30'da EMA'da, Lefkoşa'da yer alacak bu da. Bu hafta sonu yine köylerimizde ve bölgelerde festivaller var. Cuma ve Cumartesi günleri 20-21 Ekim tarihlerinde Geçitkale Serdarlı Belediyesi'nin 1. Kültür ve Sanat Festivali gerçekleştirilecek. 21-22 Ekim tarihlerinde ise Pınarbaşı Anıt Çınarlar Festivali yer alacak. Ardından ise geçtiğimiz hafta düzenlenmesi planlanan ancak bu haftaya ertelenen evvel zaman içinde Lürücina Panayırı 22 Ekim Pazar günü sunulacak, gerçekleştirilecek. Ayrıca 20 Ekim'de de Lefke Atatürk Kültür Merkezi'nde Nesrin Şen belgeseli gösterilecek. Lefke bölgesinin toprak ana ifadesine tüm hakkını vererek hayatını üretime adayan, kooperatifleşmeye inanmış 4K Kadın Kooperatifi'nin kurucularından Nesrin Şen'in hayatını anlatan belgesel gösterilecek 20 Ekim'de saat 19.00'da Lefke Atatürk Kültür Merkezi'nde. Sergilere baktığımızda ise Yıldan Taşçı Akademi'nin 2. Lefkoşa Fotoğraf Günleri kapsamında gerçekleştirdiği 16 Ekim Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezimizde açılan Yalı Çapkını sergisinin yarın sona eriyor olduğunu görüyoruz. Bunu da hatırlatmak isteriz. Sanatseverler, fotoğraf severler izlemek isterlerse. Bir masal atölyesi var. Akile Ruh Ekizoğlu'nun sunacağı Akile Abla ile Masal Atölyesi ise 21 Ekim Cumartesi saat 12'de Atılan Sanat ve Kültür Evi Büyükan'da gerçekleştiriliyor. Masalını yazmak isteyenleri bekliyoruz diyorlar. Bir de şiir etkinliğimiz var. Yine 23 Ekim Pazartesi akşamı Kıbrıs Edebiyat Derneği'nin
Lirik şiir grubunun sunacağı Sevda Şairi Kamil Özay Dizeleri başlıklı şiir ve müzik dinletisi 23 Ekim Pazartesi sunulacak. Saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor bu da. Ve bu haftaki etkinliklerimiz şimdilik bu kadar diyelim. Gülgen Hanım. Evet, çok teşekkür ediyoruz Pervin Hanım sizlere. Bizlere bu haftalık kültür sanat etkinliklerine dair bilgiler paylaştı. Pervin Aremek, ona buradan çok teşekkür ediyoruz ve dış gelişmelerle devam ediyoruz bültenimize. Tabii ki şu anda gündemde olan İsrail-Filistin savaşına ilişkin gelişmeyi öncelikle sizlerle paylaşalım. İsrail'in Gazze'de 471 kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının yankıları sürerken bölgeden bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 3000'i aşarken çatışmalarda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 1400'ü geçti. İsrail Savaş Kabinesi toplantısına ilişkin yeni ayrıntılar yayımladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu toplantıda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a Gazze'ye kara harekatı yapmaktan başka çarenin olmadığı da iletildi. İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze bombardımanının en ölümcül saldırısı önceki gece yaşandı. İsrail El Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı. Saldırıda 471 kişi hayatını kaybetti. 28'i ağır olmak üzere 342 kişi de yaralandı. Olay sırasında hastanede sadece hastalar değil, bombardımandan kaçarak binaya sığınan yüzlerce kişi de vardı. Hamas misilleme olarak Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi. 471 kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının ardından Gazze'den bir kez daha bombardıman sesleri yükseldi. İsrail savunma güçleri son 24 saatte Gazze şeridi boyunca birçok askeri hedefe saldırı düzenlendiğini açıkladı. İsrail ordusu iki Hamas üyesi arasında geçtiğini iddia ettiği görüşmelerin telefon tepelerini sosyal medyadaki X hesabından yayımladı. Paylaşımda İsrail ordusunun saldırıyı düzenlemekle suçladığı İslami Cihat mensuplarının konuşmaları değil, Hamas mensupları olduğu iddia edilen iki kişinin diyaloğu yer alıyor. Konuşmalarda bir Hamaslı diğer Hamaslıya bu roketlerin İslami Cihat grubuna ait olduğu söyleniyor diyor. Devamındaki diyalogda aynı kişi sürekli söyleniyor şeklinde konuşmayı sürdürüyor. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari'nin sabah batılı medya mensuplarıyla yaptığı basın toplantısında da yazılı tercümesini dağıttığı telefon tepelerinde hastanenin arkasındaki mezarlığın oradan atılmış ifadesi duyuluyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyaretini tamamlamasının ardından bölgede askeri hareketlilik yaşandı. İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini topladı. Jetler Gazze'de yine bir hastanenin yakınlarını vurdu. Tel Aviv'de saldırı sirenleri duyuldu. Filistin Kızılay'ı İsrail savaş uçaklarının Gazze şeridinde bulunan Kudüs Hastanesi'nin yakınını vurduğunu açıkladı. Hastanede Gazze yönelik bombardıman yüzünden yerinden edilmiş 8000'den fazla Filistinli bulunduğu belirtildi. Saldırı sonrası can kaybı veya yaralanma rapor edilmedi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile Refah sınır kapısının açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 tırın geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Biden, insani yardımları Hamas'ın el koyması durumunda bunların sona ereceğini ifade etti. Beyaz Saray'dan da daha fazla tırın geçişine izin verileceğini umuyoruz açıklaması yapıldı. İsrail Kanal 12 televizyonunda ise Biden'ın katıldığı İsrail Savaş Kabinesi toplantısına ilişkin yeni ayrıntılar yayımlandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu toplantıda Biden'a Gazze'ye kara harekatı yapmaktan başka çarenin olmadığının iletildiği aktarıldı. İsrail resmi devlet televizyonu Kan ise İsrail ordusunun Gazze şeridine kara operasyonu yapmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Filistin-İsrail çatışması her iki taraftan da 4400'den fazla kişinin hayatına mal oldu. Filistin Sağlık Bakanı çatışmalarda toplam 3061 Filistinlinin öldüğünü ve 13750'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail tarafındaki ölü sayısının ise 1400'ün üzerine çıktığı ve 4229 kişinin de yaralandığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara ara verme çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Brezilya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sunduğu karar tasarısı oylandı. Tasarıya 12 evet, 2 çekimser ve 1 hayır oyu kullanıldı. 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üyelerden Amerika Birleşik Devletleri'nin hayır oyu kullandığı tasarı için Rusya ve İngiltere çekimser oy kullandı. Karar tasarısında BM ve insani yardım ortaklarının Gazze'ye erişimini sağlamak için çatışmalara ara verme çağrısında bulunuluyordu. Hamas'ın terör saldırılarını kınayan tasarıda aynı zamanda sivillere yönelik her türlü şiddet de kınanıyordu. Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan açıklamada tasarının İsrail'in meşru müdafaa hakkına değinmediği için veto edildiği kaydedildi. Türkiye'de İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Milli yas ilan edilmesinin ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi. İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için Türkiye'de 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir ifadelerini kullandı. Milli yas ilanının ardından Türkiye genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi. Evet, bölge bağlantısıyla devam ediyoruz Sabah Haber'e ve bugün Mausa'dayız. Mausa muhabiri Ülke Akın'ın bugünkü konuğu Mausa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme olacak. Muhtarların çalışma sorunlarına ilişkin bizlere bilgiler paylaşacak. Öncelikle günaydınlar diliyoruz Ülke sana ve sözü sana bırakıyoruz. Efekti kapatıyorum. Günaydın Ülken. Ekranları başında bizlerle olan herkese bizden günaydın. Evet, bu sabah halka hizmet için gece gündüz yaz kış demeden kapılarını herkese açan muhtarlarımızın sorun ve beklentilerinden görev ve sorumluluklarına kadar pek çok konuya değineceğiz. Konuğumuz Gazi Mausa Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Mustafa Yeşilleme. Efendim günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Ekranları başında bizleri izleyen herkese de günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Efendim ilk önce bugün 19 Ekim Anavatan Türkiye'de Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Ancak bizim ülkemizde farklı bir tarihte kutlanıyor. Eş zamanlı kutlanmalı mıydı? Bunun için ne yapılabilir? Bu yöndeki düşüncelerinizi alarak başlayalım mı? Ben öncelikle Gazi Mausa Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gazi Mausa Muhtarlar olarak yanı başımızda Gazze'de yaşanan bu insanlık dışı katliamları, cinayetleri şiddetle kınadığımızı, tüm dünyayı bir an evvel bu akan kanı durdurmaya davet ediyorum. Daha sonra şunu söyleyeyim Ülke Hanım. Bu Türkiye'de kullanılan Muhtarlar Günü. Muhtarlar Günü şöyle bir şey. Türkiye'de 1829 yılında 2. Mahmut döneminde 19 Ekim'de muhtarlık müessesesi kuruldu. Bundan dolayı da 2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'nın yayınladığı bir genelge ile 19 Ekim'i Türkiye'de muhtarlarımıza Muhtarlar Günü olarak ilan edildi. Fakat Kıbrıs'ta muhtarlık müessesesi ise 16 Mayıs 1839'da kuruldu. Yani 19 Ekim Türkiye'de muhtarların kuruluş günü, bizde ise 16 Mayıs. Normalde bizim 16 Mayıs'ta kutlamamız gerekiyor ama bizde daha böyle bir şey olmadı. Yani bizim meclisimizden veya başbakanlığımızdan bize böyle bir gün verilmedi. Tabii bu demek değildir ki
Biz bu günü kutlamayalım. Nasıl Türkiye'nin diğer bayramlarında ana vatanımızın kutluyorsak 19 Ekim'i de hep birlikte kutlayacağız. Ama biz nasıl 15 Kasım'ımızı, 20 Temmuz'umuzu, 1 Ağustos'umuzu ayrı kutluyorsak 16 Mayıs da Muhtarlar Günü ayrı bir gün Kıbrıs'ta. Evet. Fakat dediğim gibi bizde daha böyle bir şey verilmedi. Böyle bir günümüz yok. Ha tabii demin sizin bahsettiğiniz gibi bu birleştirilseydi, ortak bir gün olsaydı veya bizimkiler, bizim hükümetimizle, bizim devletimizle, bizim meclisimizle böyle bir gün bize verir de şey yaparsa ortak günde kutlarız veya biz ayrı bir 16 Mayıs'ta kutlayabiliriz bunu. Ve tabii bu arada Muhtarlar Günü'nü gerek ana vatanda gerek yavru vatandaki tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bizler de kutluyoruz. Efendim muhtarlarımızın bir sorumluluklarını, görevlerini hatırlayalım mı? Etki ve yetkileri nelerdir muhtarların? Şimdi muhtarın şunu söyleyeyim yani... Bütün sorumluluk muhtarda. Düşünün siz mahallenizde, köyünüzde olan her olaydan, şahısların, kişilerin evlerinde yaşadığı, mahallesinde yaşadığı her türlü sorunun çözüm noktası muhtarlar. Ama maalesef muhtarların hiçbir yetkisi yok, hiçbir yaptırım gücü yok. Bu da bizleri sıkıntıya sokuyor. Yani şimdi gündeme getirmek istemezdim ama inanın şu anda yaşanan bir reçete sorunu var, sağlık sorunu var. Bunlarda bile vatandaş artık muhtardan yardım istiyor. Muhtarım biz kimden alacağız reçetemizi? Yani düşünün o kadar sıkıntıdayız. Vatandaşın yaşadığı her sorunda, devletin yaşadığı her sorunda bizleriz. Yani biz vatandaşın sözcüsü, devletin gözcüsüyüz. Yani sorumluluklarımız anlatılamayacak kadar çoktur. Yani düşünün mahallenizin park sorunu sizde, su sorunu sizde, elektrik sorunu sizde, yol sorunu sizde. Yani siz devletin makamlarının, bakanlarının temsil ettiği her mevkideki sorunları vatandaş sizden talep ediyor. Hı hı. Bizim de böyle bir yaptırım gücümüz yok. Ne belediye meclislerinde, ne hükümet kanadında ve ben her zaman da şunu söylüyorum. Yani bizler 74 öncesi muhtarlığı arıyoruz. 74 öncesi mahallenize, köyünüze gelecek bir devlet yetkilisi muhtarı bulmadan, muhtarı görmeden kesinlikle köye, mahalleye girmezdi. Ama maalesef 74 sonrası muhtarlıklar ikinci plana itildi. Üzülerek söylüyorum, hükümette hangi parti olursa olsun, hangi parti olursa olsun gelen kendi örgüt başkanını, örgüt başkanından çalışmaya çalışıyor. Bu da doğru değil. Yani örgüt başkanları belli bir kesimi temsil ediyor. Ama muhtarlar mahallelerinde, köylerinde bir mahalleyi olduğu gibi, bir köyü olduğu gibi temsil ediyor. Evet. Öyle olunca da maalesef etkilerimiz, yetkilerimiz azalıyor ve söz hakkımız olmuyor. Yaptırım gücümüz olmuyor. Gazimosu'ya bağlı kaç muhtarımız var efendim? 52 muhtarımız var Ülke Hanım. 52. Peki nüfus yoğunluğumuz? Nüfus yoğunluğumuz yani merkezlerde genelde yani düşünün bugün bir Çanakkale mahallesi 20 binleri geçmiş durumdadır. Bir Sakarya mahallesi 20 binleri geçmiş durumdadır. Yani düşünün okullar var, hastaneler var, sanayiler var. Yani yoğunluk genelde merkezlerde. Mausa'mıza bağlı hangi bölgelerimiz var efendim? Onu bir hatırlayalım. Bu bölgelerdeki muhtar sayımız. Şimdi Mausa'mızda... Bunların güvenceleri var mı muhtarlarımızın? Belli bir maaşları var mı? Sosyal hakları kazanılmış mı? Şimdi muhtarlarımızın asgari ücretin 1/3 kadar bir ödeneklerimiz var. Bu maaş değil, ödenektir. Sosyal güvencemiz yok. Bizim zaten yıllardır, çok eskiden beridir Mausa Muhtarlar Derneği olarak taleplerimiz vardır. Yani sosyal güvencesi olmayan ki 55'in içerisinde şu an ona yakın muhtarımız sosyal güvencesini kendisi yatırıyor. Yani bu konuda bir iyileştirme yapılsın. Bugün yanı başımızdaki ana vatanda olduğu gibi. Diğer bir sorun muhtarların çok çok uzun yıllar önce mühürden alması gereken bir rakam var. Tabii bu rakamın çoğunu mühür parasını birçok muhtar almıyor. 3-5 tanesi alıyor ki bu da gayet doğaldır. Yani düşünün şu anda hiçbir muhtarımızın doğru dürüst bitmiş muhtarlık binası yok. İçerisinde mevruşatları yok. Herkes kendi yerlerinde veya birçoğumuz kirada özellikle şehirlerde muhtarlık yapmaya çalışıyor. Su parası var, elektrik parası var. Eğer mühür parası da almazsa aldığı asgari ücretin 1/3'üyle o işi çevirmesi mümkün değil. Maalesef oradaki rakam çok gülünç bir rakam olarak kalmıştır yasada. 5 TL'dir. Biz bunun bir an evvel güncellenmesini talep ediyoruz. Yani bu demek değildir ki biz vatandaştan para alacak ama belli başlı noktadaki muhtarlarımız alması gerekiyor. Onlar alacaklar.
Bu konuda bir iyileştirme istiyoruz. Muhtarlık binalarımız bir kısmı bitti fakat maalesef elektrik suları bağlanmadı. İçerisindeki malzemeler yok, sandalyesi yok, masası yok. Yani bunların bir an evvel artık bir çözüme kavuşması lazım. Çok çok büyük bir sorunumuz var. Özellikle büyük şehirlerde bu okul zamanı, kayıt zamanlarında. Şu dönem. Yani kayıt zamanlarında şimdi herkes çocuğunu kendi istediği okula yazdırmaya çalışıyor. Kendi istediği okula yazdırmak için de muhtardan ikamet alması gerekiyor. Muhtar ikamet kağıdı verse kabahat, vermese kabahat. Yani buna en kolay çözümü bunun artık Türkiye'de olduğu gibi, yine ben Türkiye'ye örnek gösteriyorum, her yerde olduğu gibi E-Devlet'e geçmemiz lazım. Evet. Yani muhtar bilgisayarına girdiği zaman, Mustafa Yeşilleme'nin kimliğini girdiği zaman benim mahallemde oturuyor mu oturmuyor mu görmesi lazım ki bir sorun yaşamamak adına. Biz yani vatandaşla yüz göz oluyoruz, vatandaşla sıkıntı yaşıyoruz. Yani bu E-Devlet'i artık bir an önce geçirmesi gerekiyor ki muhtarların da bu konuda sıkıntısı kalmasın, başı derde girmesin. Çünkü bu işin yanlış belge verdiğimiz zaman cezası var, yasal cezası var. Hı hı. Onun için bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Evet. Peki bölgelerinizdeki eksikliklere değinecek olursak nedir? Caminiz var mı? Sağlık ocağınız var mı? Şimdi cami hemen hemen olmayan köyümüz yok diyebiliriz. Fakat sağlık ocağı merkezlerin dışında yok. Takdir edersiniz hemşire sorunu, doktor sorunu. Yani bunlar çok büyük sıkıntı bizler için. Hı hı. Yani bu bir an önce onlara da bir çözüm bulunursa, ama nasıl bulunacak? Tabii bunu devlet yetkililerimiz çözecek. Dediğim gibi camilerde sorunumuz yok. Fakat takdir edersiniz okullar sorun. İşte bu yaşanan, özellikle bu acı olay 6 Şubat'tan sonra yapılan tahlilleri, birçok okullarda sıkıntı çıkmıştır. Birçok okullar başka okullara, başka yerlere nakledildi. Bunların artık bir an önce bir çözüm bulunması gerekir diye düşünüyorum. Diğer bir konu, öğlenden sonraları okul olması. Bazı yerlerde öğrencilerimiz, ailelerimiz çok sıkıntı yaşıyor. Yemek konusunda, transfer konusunda. Yani bunların da artık bir an önce bir çözüm bulunması gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet. Okulların başladığı bugünlerde. Eksikliklere değinecek olursak, örneğin bölgenize itfaiye hizmeti gelmesi yani ne şimdi, kadar önemli? Tabii ki bu özellikle yaz aylarında, tabii takdir edersiniz bizim ormanlarımızın birçoğu yandı kül oldu. Geride kalanların, gerek onlar için gerek yani bu yazda biçilen ekinlerin sapları, kalemlerinin korunması, onların içinde bulunan zeytin ağaçlarının, harnıba ağaçlarının korunması için, yani bütün orman arazilerinin korunması için ve kendi sağlığımız açısından da, iklim açısından da tabii ki itfaiyelerin daha sık, daha yakın bölgelere kurulmasında tabii ki fayda var. Evet. Peki kaymakamlıkla istişareleriniz nasıl? Vallahi yıllardır bizim yani şu anda kaymak, özellikle şu anda yeni atanan kaymakamımız da çok çok iyi. Kaymakamımız çok ilgili. Elindeki imkanlarla taleplerimize cevap vermeye çalışıyor. Bizlerinin çok iyi münasebetleri vardır. Kendisine de buradan sizin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum. Mausam Muhtarlar Derneği olarak. Evet. Peki kendi bütçelerinizle, bunu biliyoruz, takip etmiştik. Bir takım bölgelerde etkinlikler de yapıyorsunuz muhtarlar olarak. Evet. Aktiviteleriniz de var. Bunlar neler? Şimdi takdir edersiniz birçok köyümüzde, tabii bu pandemi sonrası biraz azaldı ama pandemi öncesinde çok sık yapılıyordu. Hemen hemen her köyde vardı bu. Festivaller, yerel ürünlerin tanıtımı, o bölgede insanların kendi el emekleriyle yetiştirdikleri ürünlerin pazarlanması ile ilgili festivaller oluyordu. Tabii pandemi sonrası takdir edersiniz krizlerde, ekonomik krizler, şeyler biraz azaldı. Ama İncirli'de biz bir şenlik yapmıştınız. Evet, biz İncirli'de 3 yıl arka arkaya şenlik yaptık. Çocuk ve halk şenliği adında. Ve bu şenliğimizde biz 2 gün boyunca bütün gelen çocuklara, gerek köylü olsun gerek yabancı olsun, izaz ikramlarda bulunmuştuk. Bu o günün şartlarında et döner, tavuk döner, meyve suyu, ayran, pamuk şekeri gibi şeyde. Tabii bu arada siz de görmüştünüz herhalde. 1000 taneye yakın bizim sokak süsleme şemsiyemiz vardı. Bunlar nasıl çok güzel ortamlarda, ama dediğim gibi artık yani şu anda tabii biz o zaman iş adamlarımızdan, belediyelerimizden destek alıyorduk. Şimdi herkesin ekonomik durumu belli. Bir festival yapmak kolay değil. Yani bugün birçok büyük yerler bile festivallerini ertelemek zorunda kaldılar. Yapamıyorlar. Tabii inşallah ilerleyen günlerde tekrar yapmayı düşünüyoruz, hedeflerimiz arasında. Peki kış artık geldi çattı. Bölgelerde, bulunduğunuz köylerde kışa hazır mıyız? Yani Mustafa Bey. Kesinlikle hazır değiliz. Yani dere yataklarımız olsun, kesinlikle. Yollarımız.
Hayır, hazır değiliz. Yani bu konuda da ne yapılacak bilmiyorum. Yani imkanlar kısıtlı, dere yatakları ot dolu, toprak dolu, temizlenmesi lazım, ayıklanması lazım. Yani barajların temizlenmesi lazım ki bu bizler için çok önemli. Yeraltı kaynaklarını ki çok sıkıntı yaşıyoruz yani bizim bölgemiz, sulu ziraat yapan bölge. Barajlarımızda su tutmazsa bu sular günden güne azalıyor, artık yok olacak. Ve özellikle de benim köyüme daha bugün olmuş yani 8 seneyi geçti anavatandan gelen su. İçme suyu gelmedi. Anavatandan gelen su. Su getirmeye çalışıyoruz. Yeraltı kaynaklarından idare ediyoruz ama inanın her yaz yaşadığımız sıkıntının haddi hesabı yok. Ha, bu da bunun kaynağı da tabii ki işte bu dere yataklarının, barajların tımar edilmemesi, temizlenmemesi, gelen suyun denize akması, toplanmaması yeraltı kaynaklarını eksiltiyor ve biz de bunların sıkıntısını yaşıyoruz. Dediğim gibi İncirli Köyü 8 yılı geçti ana vatanından gelen su. Maalesef İncirli Köyü'ne bölgede tek olan gelmedi. Ha bugün ha yarın gelecek diye bekliyoruz. Evet. İncirli veya işte Mesarya bölgesi, işte hayvancının da yoğun olduğu bölgeler. Evet. Hayvancının bir takım sorunları var mı? Siz bu noktada yardımcı olabiliyor musunuz? Şimdi hayvancının sorunları takdir edersiniz yani... Yem paraları, bugün elektrik pahalı olmuş, işçilik pahalı olmuş. Yani onların sorunları bizlerden daha çok. Yani küçük baş hayvancı bugün bitme noktasına gelmiş durumda. Evet. Yani tamam biz eti belki çok pahalı yiyoruz ama maalesef bu pahalı yediğimiz etin gerçek rakamları üreticinin eline geçmiyor. Yani aradaki artık buradan kimseyi de şey yapmak töhmet altında bırakmak istemem ama aracılar yiyor. Çiftçinin olduğu gibi yani bugün çiftçi ürettiği malı çok affedersin. Biz bugün ben patates ekicisiyim. 13 TL'ye verdiğimiz patatesi bugün bakıyorum pazarda perakende 35 liraya patates satılıyor. Yani bunun birilerinin denetlemesi gerekiyor. Evet. Küçük başta aynı, büyük başta aynı, sebze, yaz sebzede aynı. Yani buna bir denetim gelmesi lazım. Yazık halka yazık. Üreticiye yazık. Düşünebiliyor musunuz? 13 liraya verdiğimiz patates bugün perakende marketlerde 30 liranın üzerinde. Evet. Ne katkı koydunuz da bunu 13 liradan 30 lira aldığı patates, 35 lira aldığı patates. Bu eti siz alıyorsunuz 130 liraya, 140 liraya, 350-400 liraya satıyorsunuz. Yani yazık günah vatandaşa. Yani bunun bir denetlenmesi lazım. Yani üretici gerçek emeğinin hakkını, ürettiğinin hakkını alamıyor. Vatandaş da yemesi gereken fiyatlarda, rakamlarda bu ürünü yiyemiyor. Evet. Evet. Süremizin son bir dakikası kalmış. Mustafa Bey, son olarak söylemek istedikleriniz var mı? Kısa ve uzun vadede muhtar olarak hedefleriniz var mı? Şimdi kısa ve uzun vadede bizim beklentimiz şudur ki yanı başımızdaki ana vatanda muhtara verilen değerin yavru vatanda da verilmesi. Bakınız orada adamlar 1829'da kurulan muhtarlar müessesesinin 19 Ekim'ini muhtarlarına bir bayram olarak vermişler. Bizde de tam 10 sene sonra 2. Mahmut döneminde 16 Mayıs 1839'da kurulan muhtarlık müessesesinin 16 Mayıs'ın da Kıbrıs'taki muhtarlara muhtarlar günü olarak verilmesini bekliyoruz. Tabii bizim Maus olarak bu konuda bir müracaatımız olmadı ama herhalde bunu KKDC Muhtarlar Derneği olarak bir talepte bulunacaklardır. Ama tabii bu demek değildir biz kutlamayalım. Bugün 19 Ekim ana vatandaki muhtarlarımızın Muhtarlar Günü. Biz de onlarla birlikte bu günü kutluyoruz. Tüm muhtarlarımızın da Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimi kutluyorum. Biz de kutluyoruz efendim ve umuyoruz ki sorunlarınıza en kısa sürede çözüm bulunur muhtarlar olarak. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Sağ olun. İyi çalışmalar dilerim. Evet, Ülgen Gazi Mausa Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Mustafa Yeşilleme ile muhtarlarımızın sorunlarını, beklentilerini, sıkıntılarını konuşmaya çalıştık. Bize ayrılan sürede ben sözü size bırakıyorum. İyi yayınlar dilerim. Evet, Ülke Halkı'na çok teşekkür ediyoruz öncelikle ve sabah haberin sonuna geldik. Sayın seyirciler, yayınımız öncelikle Fehmi Oktay'la hava durumu, ardından spor turu ve manşet artıyla devam edecek. Sizlere iyi seyirler dileyelim. Saatler 7'yi gösterdiğinde yarın yine sizlerle birlikte olmak ümidiyle diyelim. Hoşça kalın ve sağlıkla kalın.